Ethem Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk. Çok çok terletmediler bizi Tolga ile Bağsız'ı. Ya evet, ben de çok daha iyi bir performans bekliyordum. Yapamadılar işte. Yapamadılar. Yani var ya, çok çabuk gittik yani. Aradan kuru gürültüye gittik. Efendim şimdi bu olanın başlığı akıllıca bir başlık mı Ethem Bey? Sıradanlığın kutsal aptallığı. Ne anlamak gerekiyor buradan? Ben ilk böyle bir pas atayım size, bakayım siz servis geri gelecek mi? Teklif etti. Ben hiç itiraz etmedim. Ne olur ne olmaz, beğenilmez diye. Bak beğenilmedi Yani işte. burada Benim aptallığa değil sıradanlık sanki vurgulu bir yerde duruyor gibi geldi de o yüzden bir adım öne çıksın bu başlığı atan lütfen. yani aptallığın sıradanlığı denebilir tabii. Yani ama başlık işte önemli değil. Önemli olan ne konuşacağımız. Ama dediğin doğru. Yani sonuçta aptallık sıradanlaşıyor. Ama bir süre sonra da o sıradanlıktan besleniyor tabii. Yani sonuçta kendi sıradanlığının içinden bir kültür üretiyorsun ya da o kültürü onunla besliyorsun. O senin normalin haline dönüşüyor. Onun da kendine has bir aptallığı var. Bütün bunlar tabii şuradan çıkmamızı gerektiriyor. Yani çok doğal bir şeyden bahsediyoruz aptallık dediğimiz zaman. Hani bazı insanlarda eksik olan, sanki onları daha az insan yapan ya da daha kalitesiz yapan bir şey değil aslında. Hepimizde var olan bir şey. Hepimiz aynı zamanda hem akıllı hem aptalız. Bunun için aralığında tercih yapıyoruz. Farkındalığımızla bağlantılı bir iş bu. Ve dolayısıyla da çok insani bir durum. Bir tarafa meylettiriyor, bazen öbür tarafa meylettiriyor. Mesele bu. Teşekkür ederim. Siz gelmeden önce bu son dördüncü yazınız. Aydın Aptallığı Normatif Gerçekliğin Peşinde yazınızda bir başlık şöyle başlamışsınız. Aptallıkla ilgili yazdıklarımın bazı kişilerde alınganlık yaratma ihtimali olabileceğini geçen hafta hayretle idrak etmişsiniz. Bunu sordum ben. Bilginiz var mı? Ya siz sonuçta ortaya makale yazıyorsunuz. Özel isimler de yok zannediyorsam. Burada nasıl bir alınganlık var? Verdiğim örnekler başkaları tarafından tekrarlanmışsa orada burada o örnekleri verenler alınganlık yapabiliyorlar. Ben de daha böyle şey örnekler öne çıkmış örnekler kullanmaya çalışıyorum. Hani çok detaya gitmemek açısından var olan bir tartışma da var. Onun da içine girmek istiyorum bir tarafıyla. Yani şu andaki işte bu iktidarın gitmesi gelmesi, muhalefetin ne yaptığı falan filan. Öyle olunca da daha somut tartışmalardan örnekler vermek ihtiyacı oluyor ya da kendiliğinden öyle çıkıyor. Bu da bazı insanlarda alınganlık yaratabiliyor. Eyvallah. Aslında bu aptallık derken bu bilinç dışına yaslanıp aldığımız kararlardan mı bahsetmek lazım Ethem Bey? Yani bu aptallık nedir? Tanımlıyorum ben. Hayatta gerçeklikle karşı karşıya olduğumuz zamanların bir bölümünde bilincin kullanılması gerekiyor. Bilincin kullanılması gerektiği noktalarda da eğer biz bilinç dışına yaslanarak çözüm ararsak akıllıca olmayan, giderek aptalca olan kararlar verebiliyoruz. Herkes için geçerli olan bir şey bu. Çünkü bilinç dışımız bize sürekli zaten alternatifler sunuyor. Onlar en kolay, en sıradan, en hızlı şekilde yapılabilecek olan adımlar, hamleler ve eğer üzerinde düşünmezsek, yaptığımızı fark etmezsek çok kolaylıkla bilinç dışının önerdiğini sanki bilincimizin ürünüymüş gibi taşıyoruz. Ben buna aptallık diyorum çünkü daha iyisini yapma yeteneğimiz var. Yani benim aptallık dediğim şey bir hani sınavla ölçülecek bir seviye değil. Herkesin kendi aklını ne kadar kullandığıyla ilgili bir ölçü. Toplum olarak baktığımız zaman da toplumsal olarak ortak aklımızı ne kadar iyi kullandığımızla ilgili bir soru yani. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ethem Bey, bir mikrofonu kapatmanızı rica edeceğim ama çünkü çok gürültü yapıyor. Diğer misafirlerimiz Bir de ek engelliyor yapalım olabilir. Evet, Afo. ben de zaten Sohbete Tolga ve başladık. sizden devam edecektim. Yani hem yazıları okudunuz hem de bu programdan yeni çıktınız. Buyurun lütfen Evet. devam.
Buradaki sohbetimiz biliyorsunuz doğal olarak kayıt altına alınıyor. Biz de bu kayıt alınan programı daha sonra podcast olarak yayınlayacağız fikir coğrafyasında. Buradaki bütün hazırının bilgisine arz ediyorum bu bilgiyi. Öte taraftan güzel bir sohbet olmasını diliyorum. Tolga, senin ekleyeceğin var mı? Benim ekleyeceğim şu, rica ediyorum. Hani soruları biraz kısa tutabilirsek, tabii ki hani bir yorum üzerine kurmak daha güzel oluyor. Ama hani saat 12 ile sınırlandırmamız gerektiği için diğer arkadaşlarımıza da soru sorma imkanı tanıyabilmek açısından rica ediyorum. Zaten Etienne Bey'le de anlaştık. Buradaki Hazırun son derece akıllı insanlar böyle çok çok uzun uzun izah yapmasına gerek yok diye. Öyle mi diyorsun? Evet. Evet. Sen de yani biz şimdi orada soracağımız soruları sorduk. Geriye bıraktıklarımız var. Yani şimdiye bıraktıklarımız var. Arkadaşlarımızın da oraya dair sorular sormasını biz de bekliyoruz. Bakalım neler sorulacak. Evet, teşekkür ederim Ben şimdi. teşekkür ederim. Ben herkese hoş geldiniz diyorum. Haluk Bey, orada mısınız? Haluk Bey zannediyorsam geçen programda da böyle gelmişti. Etyen Mahçup'un da iyi takip ettiğini düşünüyorum. Buyurun Haluk Bey. Merhaba, doğru düşünüyorsunuz. Takip ediyorum ama bu son ödevi çalışmadım. Yani 20 Ocak'ta yazısını Ethem Bey'in okuduğumu hatırlıyorum, 20 Ocak'taki yazıyı, ama o biraz hani bu konu başlığına yakın. O yazıyı hatırlıyorum biraz ama şeyi hatırlayamıyorum. Yani şeyi izlemedim. Bugün yapılan videoyu izleme fırsatı olmadı. Ben bu akıl konusu gündeme gelince, bu daha gene güncel siyaset üzerinden dersimi çalışmasam da belki konuyu açmak adına bir soru sorabilirim. Şöyle, bu 6 tane siyasi partinin bir araya gerçekten edilen ortak akılı ürettiğini mi, yoksa işin içinde bir akılsızlık halinin de olup olmadığını kendisinin analizini bu konuda merak ediyorum Ethem Bey'in. Sorumu da böyle kısaca sormuş olayım. Eğer sıra gelirse gene biraz dersimi çalışıp sonra tekrar sorabilirim. Teşekkür ederim. Yani şöyle düşünüyorum ben, bu 6 parti değişik bir sürü şey yapabilirlerdi. Biraz kendilerini zorlamaya karar verdiler. Biraz olayı ciddiyetini kavrayarak davranmaya karar verdiler. Bu iyi. Yani bu akıl yönünde bir adım diye düşünüyorum. Ama bu noktadan sonra bu işi nasıl yapacakları esas belirleyici olacak tabii ki. Yani her iki yöne de gidebilirler. Oradaki ilişki, oradaki kendi 6 kişinin kurduğu küçük kültürel dünya bir takım kararlara varmalarına neden olacak. Bunlar her iki yöne de gidebilir. Bunu göreceğiz. Ama başlangıcın ben akıllılık yönünde bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi neyi konuştuğumuzu bilmeyen misafirlerimiz için ben yukarıda bu 4 yazıdan birini koydum. Belki diğerlerini de bir falslayla paylaşıyor olacağım. Şimdi Ethem Bey, şimdi aklıma geldi. Ben bir uçak kazalarıyla çok ilgili böyle bir belgeseli var. Hemen hemen hepsini de izledim. Bu Tenerife kazası var. 1977 yılında İspanya'nın böyle küçük bir adasında böyle bütün Murphy kanunlarının çalıştığı bir 2747'nin bir küçük bir havalimanında karşı karşıya çarpıştırıyor. Yerde dünyanın en büyük hava kazası, havacılık kazası yerde oluyor ve 577 kişi hayatını kaybetti diye hatırlıyorum. Şimdi orada da aslında tabii birçok hani uçak kazasına giderken birçok böyle hatalar yapılıyor. Zincirleme hatalar var. Fakat burada en büyük rol Van Zanten isminde KLM havalimanı işte hava yollarına ait pilot. Bu çok karizmatik bir adam, çok zeki bir adam ve çok yakışıklı, çok böyle baş pilot bir adam yani KLM'in. Fakat işte inanılmaz bir hata yapıyor, inanılmaz bir aptallık yapıyor. Yani orada şey almadan, ona clearance almadan, şey, yani kuleden
onay almadan o hırsına, kibrine belki yenilip orada ne derler, unuttum şimdi adını, gaz pedalını çekiyor yani. Ve dünya 577 kişinin ölmesine sebep oluyor. İşte bu dediğim gibi son derece qualified bir adam, qualified bir pilot, baş pilot. Yahut işte Çernobil'e gidelim. Çernobil'e dedim, belgeseli vardı, seyrettik. Orada da bütün baş mühendisin yaptığı bir körlük, yani mesleki körlük ya da akıl körlüğü. Bunlara ne diyorsunuz? Yani şimdi bu insana daha ne yapmak lazım? Her türlü kualifikasyonu var. Her türlü bilgi birikimi var. Fakat işte böyle yaptığı hatalar, yaptıkları aptallıklar geri dönülemez facialara da sebep olabiliyor. Bunu burada hani biraz Aydın aptallığıyla da ilgisi var mıdır bilmiyorum ama siz buna ne dersiniz? Buyurun lütfen. Bu benim bu son kitabımda kullandığım bir örnek var. İnsanı Anlamak kitabında kullandım. Bu Amerikalı, benim beraberce çalıştığım Robert Blake'in kendi deneyimi bu. Şöyle başlıyor. NASA bir araştırma yayınlıyor 1980'lerin hemen başında. Sivil kazaları, uçak kazalarını incelemişler. Ve bir tarafta bütün kazaları diziyorlar sayfanın. Öbür tarafında da olası tüm sebepleri diziyorlar ve açıklamaya çalışıyorlar. Ve görüyorlar ki sadece %20'sini açıklayabiliyorlar. Kazaların %80'inde gerçek bir nedensellik oluşturamıyorsunuz. Niye olduğu belli değil. Ondan sonra yapılan araştırma bunun bir kültürel mesele olduğunu ortaya koydu. Yani kokpitte bir kültür var ve bu otoriter bir kültür. Öyle ki kendi içindeki bilgiden yararlanmıyor ve en tepedeki adamın, o birinci pilotun bilgisini mutlak addediyor. Adam da kendine çok fazla güveniyor ve kendisinin bilgisiz olduğunu söylemekten her zaman kaçınıyor. Çünkü birinci pilot bilgisiz olamaz. Zaten birinci pilot ötekilerine soru sormaya kalksa diğerleri şaşırıyor. Çünkü birinci pilota güvenmemeye başlıyorlar bilgisiz diye. Yani bir yerde bir otoriter kültür olduğu anda hiyerarşik bir yapı ve bilginin tepede tekerlenmesi, tekerleşmesiyle ilgili bir varsayım, bir kabul ortaya çıktığı zaman o tepedeki insanın aklına mahkumsunuz. Ve o tepedeki insanlar da zaman zaman aptalca davranabiliyorlar ve düzeltilemiyor. Mesele bu. Aslında eğer başka bir kültürde olsalardı muhtemelen oradaki iki diğer co-pilot yapılan işin yanlış olduğunu söyleyeceklerdi ama burada söyleyemiyorlar. Yani mesele sadece o bir kişinin aptallığı değil. Kültürel olarak aptallığı düzeltemeyen bir zihniyet ortamı var orada. Ve işte benim kitapta anlattığım gibi Blake United Airlines'da bütün bu çalışmaları yapıp United Airlines'ın da bir takım kazalarının önlenmesini sağlayan kişi daha sonra. Yani Çernobil'de aynı şey. Bir kültürün içinden çıkıyor kararlar ve o bazı kültürler, bazı zihniyetler dolayısıyla aptallığı düzeltmekte daha aciz. Çünkü hiyerarşinin tepesine akıl atfediyor. Çok teşekkür ederim. Ben açıkçası aklıma geldiğini sordum ama soruda soruya açtı. Ben aynı ile vaki, ben bu arada kitabınızı okumadım açıkçası. Ben de edineyim, bir an önce de okuyayım. Bu CRM deniyor yani. Cockpit Resource Management. Aynen dediğiniz gibi baş pilot, birinci pilota, kaptan pilota inisiyatif bırakan ve kaptan pilotlar da gerçekten böyle orada da hiyerarşi var. Bir de daha çok da askeriyeden geçmeler. O demokratik olmayan kültür. Sadece bu TNF'de aslında ikinci pilot, front officer kalkış emri gelmedi diyor. Fakat bunu çok sessizce söylüyor. Ben bunun gibi en az 4-5 tane kaza biliyorum. Burada aslında demokratik kültürle otokrat, aslında biraz oraya da geleceğiz. Şimdi oraya da bir habitat kabul edersek uçağın içini yahut toplum. Toplumda da otokrasi, otokratlığın yayıldığı yerde açıkçası aptallık belki sıradan hale mi geliyor? Biraz bunu da konuşalım istiyorum ama kimle konuşalım istiyorum? Murat abi orada mısın? Buradayım. Murat abi, Etiyan Mahçupya'na sordular ki Sovyetler böyle bir aptallık yüzüne mi çöktü dediler. Sen şimdi oradan bir karşı argüman geliştirmen lazım diye düşünüyorum. Buyur lütfen. Yok yok, yani Sovyetler tam da böyle bir aptallıkla çöktü tabii de. Yani dışarıdan gelen, daha doğrusu demin örnek verdi Ethem Bey, işte Çernobil çok güzel bir örnek. Herkes görüyor. Hatanın ne olduğunu çok daha evvelden biliyorlar aslında.
Ama bile bile o hata yapılıyor. Yani ve kendileri de ölüyorlar o hatanın sonunda. Yani bir de hani boş vermişliğin bedeli de ağır ve bunu da biliyorlar ama böyle ben başka bir şey sormak istiyordum aslında Ethem Bey'e. Bugünlerde ben bu Ukrayna sorunuyla fazlaca ilgileniyorum. İşim de gereği. Şimdi oradaki süreçlere baktığımız zaman tam da sizin bu konuyla düşünmeye başladım. Dışarıdan bakarsak aptallık gibi görünen bir şey, içinden baktığımız zaman çok aptallık gibi gelmeyebiliyor. Yani örnek vereyim. Şimdi Rusya'da şu anda 4-5 birbirine paralel süreçler işliyor. Yani bir taraftan işte çok önemli bir adam Putin'e diyor ki bak seni deviririz, sen işte kötü işler yaptın diyor. Çok akıllı bir adam üstelik. Önemli bir adam, bir orgeneral, eski emekli bir orgeneral. Şimdi bu bir tarafta var. Öbür tarafta işte komünistler de yeni lider değişmiş. İktidara yeni bir genç bir komünist lider geliyor. Şu anda toplumsal muhalefet içinde, tırnak içinde en fazla muhalefet bunlardan geliyor. Ama bu şeyden çok daha fazla ulusalcı Putin'den. Bir taraftan ekonomik bir kriz var. Şimdi bu Putin'in kendi içindeki durum. Şimdi öbür tarafta Amerika var. Amerika'da işte seçimler olacak. Biden'ın durumu çok da parlak değil. Ama bu arada Amerika'nın Almanya ve Fransa ile ilişkileri var. İşte Fransa ve Almanya'yı sıkıştırabileceği bir durum var. Özellikle İngiltere ve Amerika'nın bu gaz sorunuyla ilgili işte eğer gaz kesilir mi kesilmez mi Amerika işte Almanya gaz kesilir derse keselim der yani gaz kesilirse Alman ekonomisine çok ciddi bir darbe vuracak bu. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman ve bütün bunların sonunda bir anda Ukrayna'da bir savaş başlayabilir. Biz dışarıdan baktığımız zaman bunun çok büyük bir aptallık olacağını söyleyebiliriz. Ama içeriden tek tek süreçlere baktığımız zaman mesela Putin'in kendi içindeki bir takım adamları elimine etmesi için çok akıllıca bir karar olmuş olacak. Veya işte İngiltere ve Amerika'nın Avrupa'daki gücünü, Akıllıca Avrupa üstelik derken gücünü artırmak sadece için. bugün için Murat abi özür dilerim. Akıllıca derken sadece bugün için konjonktürel bir akıllıca yoksa Tabii, Rusya bir daha için onu söylüyorum evet. yani içindeki o adam için akıllıca bir durum. Tamam mı? Yani o andaki o durum için. Yani mesela diyelim ki Ukrayna'da sınırda bulunan bir ordu komutanı için öbür ordu komutanlarını tasfiye etme veya o kliği tasfiye etme açısından son derece akıllıca o savaşın başlaması veya ordu içindeki bir grubun diğer grubu tasfiye etmesi için çok akıllıca. Kendi içinde bir akıllı var. Yani o kendi süreciyle ilgili bir aklı var. Veya Amerika'nın kendi süreciyle ilgili bir aklı var. Veya Fransa'nın veya neyse. Yani herkesin kendi süreciyle ilgili bir aklı var. Ama biz şimdi o sürecin akıllı mı aptalca mı olduğunu dışarıdan bakıp karar veriyoruz. Buna aptalca diyebiliriz ama tek tek süreçlere baktığımız zaman kendi içinde çok da akıllıca işler oluyor olabilir. Olabilir. Bunu nasıl şey yapacağız? Karıştırdım. Yani sonunda biz bir şeye aptalca dediğimiz zaman bir nereden baktığımız ve aptallığın bir ölçütünün olması lazım. Değil mi Ethem? Evet, ya çok güzel anlattınız. Gerçekten işin bam teli belki. Çünkü bir kültürün içinde yaşıyoruz ve kültüre adapte olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir rasyonalitemiz var. Biz şimdi buna akıl diyoruz çoğu zaman ama bu aslında bir rasyonalite, adaptasyonla ilgili bir şey bu. Yani en iyi nasıl adapte olurum? Adapte olurken bir amacım var. Yükselmek istiyorum. Rakiplerimi bertaraf etmek istiyorum. Daha zengin olmak istiyorum. Daha güçlü olmak istiyorum. Hiyerarşinin daha üst noktasına çıkmak istiyorum vesaire. Şimdi bu nasıl bir kültür? Bu otoriter bir kültür. Şimdi dünya sistemi otoriter zihniyette. Esas meselelerden birisi o. Yani gücün, hiyerarşinin, çatışmanın normal olduğu ve bunların kullanılarak birbirine baskın çıkmanın
avantaj getirdiği bir sistem. Böyle olduğu zaman rasyonel aktör doğal olarak kafasını böyle çalıştıracaktır. Ben nasıl hani rakiplerimi bertaraf ederim diye bakacaktır. Nasıl yükselirim diye bakacaktır. Ama öte yandan bu sistemler daha büyük bir sisteme adapte olmaya çalışıyor. Yani global dünyaya veya işte belki de evrene diye bakacağız. Yani biz insanız hepimiz. Yani şöyle bir şey düşünelim. Yani bütün bu rasyonalitelerin sonunda dünya savaşı çıksa ve bütün dünya yok olsa. Vay canına, insanlar ne kadar da rasyonelmiş demeyecek kimse. Daha sonra eğer kalırsa, yani arkaya bir iki kişi kalırsa. Bundan daha büyük gerizekalılık olamaz diyecek. Çünkü artık ister istemez dışarıdan bakıyor olacak. Adaptasyon mekanizmaları böyle iç içe geçmiş halkalar gibi. Mesela biz kendi evimizde bir kere kendi dünyamıza, kendi ailemize adapte oluyoruz. O aile mahalleye adapte oluyor. Mahalle işte şehre adapte oluyor vesaire gibi düşünelim. Nihayet de kendi toplumumuza adapte oluyoruz ve o toplumun başka toplumlarla ilişkisinin kurduğu sistemlere adapte oluyoruz. Böyle gidiyor. Her birinin rasyonalitesi birbirinden biraz farklı. Ama ülkelere geldiğimiz zaman ve ülkelerin hiyerarşik yönetsel yapılarına geldiğimiz zaman otoriterliğin çok baskın olduğu bir dönem yaşıyoruz biz bugün. Uzun zamandır da böyle. Ne kadar daha gidecek bilemiyorum ama yani bu bir vaka. Şimdi böyle olunca tabii ki yönetimler, yönetimdeki aktörler kendi rasyonalitelerini bu yapıya adapte olmak için kullanıyorlar. Öyle kafalarını çalıştırıyorlar. Ama bu da herkesin kaybetmesi anlamına gelebilir son kertede. O yüzden akıl belki de şunu gerektiriyor. Bir taraftan kendi küçük dünyanda kendi rasyonalitenin ne olduğunu görmek, onun farkında olmak. Ama bir de başkalarıyla beraber daha üst rasyonalitelerin var olduğunu yakalamaya çalışmak. Yani biz niye böyleyiz diye sormak. Biz niye bu şekilde çözüyoruz bu meseleyi diye sormak. Bu da tek başına olmuyor. Dünyanın gelmesi gereken bir zihniyet evresine muhtacız. Öyle bir yerde de değiliz şu anda. Yani şu anda biraz zihniyetimizin bizi zorladığı bir aptallığın içinden rasyonalite arıyoruz. O aptallığı veri kabul ediyoruz. O noktadan sonra akıllı davranmaya başlıyoruz. Ama akıllılığımız aptallığı besliyor böylece. Evet, teşekkürler Ethem Hocam. Nergis, orada mısın? Buradayım. Nergis, ben şimdi düşündüm. Buradayım. en son yaptığım majör aptallık ne diye. Bir evden dışarı çıktım. Arabanın anahtarını evde, evin anahtarını arabada unutmuştum. senin var mı böyle kendin böyle en son ne aptallık yaptın? Bir de tabii sen izledin programı. Ethem Bey'e ne sormak istersin? Buyur lütfen. Evet, izledim ben. Teşekkür etmek istiyorum Ethem Bey, ama bir taraftan da teşekkürümü de etmeye de içim el vermiyor. Çünkü rahatsız, huzurumuz da kaçıyor. Huzurumuz da kaçırdığı için ne desem bilemedim. Tamam, konforunuzu mu bozuyor bu Ethem Bey açıkçası? Konforumuzu biraz kaçırdı hocamız. Ben dinlediğim kadarıyla şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi tabii aptal olmamak için peki ne yapmalıyız gibi bir sorunun karşılığı olarak akıllı olmayı tercih edelim diye bir sonuç çıkıyor. Ethem Bey açıklarken akıllı olmak için de çaba gerekiyor ve konuşmak da lazım dedi. Hani insanın kendi başına aklı bir yere kadar, daha sonra karşılıklı ilişki ve diyalog geliştirmek gerekir dedi. Buradan baktığımda o zaman aptallaştırmada yalnızlaştırma büyük bir lüzumlu bir şey, durum olarak görülüyor değil mi? Önce insanlar yalnızlaştırılıyor ki hani ilişki ve diyalog önü kesiliyor ve bu yalnızlaştırma aptallaştırmayı da daha kolaylaştırıyor gibi düşündüm. Ama diğer yandan bir çelişki gibi aslında yalnızlaştırmanın içinde bir kuru kalabalıklaştırma, sıradanlaştırma da gözüküyor. Yani burada bir çelişki yok mu? Şimdi sosyalleşmek de biraz aptallaşmayı da getiriyor. Yani diyalog haline girmek, başkalarıyla bir şeyleri paylaşmaya doğru yönelmek de biraz aptallaşmaya zemin hazırlayan bir durum olmuyor mu Ethem Bey? Bilmiyorum, açıklayabildim mi? Evet, çok güzel söylediniz. Evet, şimdi adım adım gidelim. Şimdi dediğiniz gibi bir kere yalnızlaştırma, yalnız olduğumuz zaman
otomatikman daha az elimizde aset var, daha az bir varlık var, kullanabileceğimiz materyal azalıyor. Çünkü sadece kendi aklımız var. Şimdi ama birisi bunu ille yapıyor diye düşünmeyelim. Sistemin kendisi, kültürün kendisi bazı mesela fikirlerimizi kendimize saklamak gibi bir eğilimin daha rasyonel olduğunu ima edebiliyor. O zaman bu yalnızlığa doğru gidiyorsunuz. Her koyunun kendi bacağından asılır gibi mantığınız varsa daha da fazla yalnızlaşıyorsunuz. Kendiniz için sadece bir rasyonalite üretmeye doğru gittiğiniz zaman kendiniz için ürettiğiniz rasyonalitenin toplumsal yararı, toplumsal zararı önemini yitiriyor. Başkalarını nasıl etkilediği önemini yitiriyor. Ve o zaman kendi içinizde bir gerçek hedef, gerçek fikir, gerçek duygularınız var. İfade edebilirsiniz. İfade ettiğiniz veyahut da ifade etmeyi tercih ettiğiniz duygu ve fikirleriniz var. Şimdi sosyalleşme bu ikincisi üzerinden yapılıyor genellikle. Sosyalleşme gerçek bir konuşma üretmiyor. Gerçek bir karşılıklı odaklanma, problem çözme, kendini ötekinin önünde açığa çıkarma içermiyor genellikle. Kendini gizleme, kendini sunma, kendini ambalajlama içeriyor. Buradan zaten akıl çıkmıyor. Buradan aslında kendi küçük akılsızlığını kurnazlıkla bir şekilde bağdaştırıp onunla bir şekilde paketleme eğilimi ortaya çıkıyor. O yüzden birbirini tamamlayan şeyler bir tarafıyla, yani yalnızlık ve bu sosyalleşme dediğimiz şey bugünün dünyasında aslında aynı şeyin madalyonun iki yüzü gibi geliyor bana. Çünkü ikisinde de gerçek konuşmadan uzaktasınız ve gerçek konuşma kendinizi açma demek, yani bir samimiyet demek. Yani şunu kabul etmeniz demek, konuşmanın nereye gideceğini bilmiyorum. Bu konuşmanın sonunda karşımdakinin hala benimle arkadaş olacağına güvenim tam. Şimdi bu ikisini birden söylediğiniz zaman birlikte aklın yoluna doğru gitme şansınız var. Yoksa bir hani göstermelik bir duruma doğru dönüşüyor ve aslında o tür sosyalleşmeler bizi belki daha da yalnızlaştırıyor. Anladım. Yani sürekli bir otosansür koyarak kendimizi görünmenin uygun olduğu şekle bürüyüp iletişim kurduğumuz müddetçe aslında beraberce rol oynuyoruz. Yani aptallığımıza da katkı sağlamış oluyoruz. Birbirimizi körler sağırlar, birbirine ağırlar konumuna getiriyoruz herhalde, değil mi Etyen Bey? Evet, ama işin püf noktası şu ki bu çok rasyonel bir davranış. Savunma, çünkü biraz savunma mekanizmasına dönüşmüyor mu bu? Çünkü Nergis, toplumda ikiliye dönmesin lütfen. Çok tamam. Ya ben o zaman cümlemi bitireyim. Yani bu rasyonel bir davranış. Çünkü sizden beklenen bu. Böyle yapmazsanız ne kadar asosyal denecek. Ya da birisiyle tanışmak istiyorsanız işte bu oyunu oynamanız gerekiyor. İşin raconu bu. Ve hatta öyle ki mesela eğitimde de bunu tavsiye etmeye başlıyorsunuz kültürel olarak. Bunu yapamayan çocukların başarısız olduğunu ima etmeye başlıyorsunuz. Ve o zaman insanlar rasyonel davranma uğruna, yani bir anlamda küçük akıl sergileyerek zaten bu yalnızlaşmaya doğru vesaire gidiyorlar. Yani demek istediğim şey, bize çok doğal gelen bir süreç bu. İşin kritik noktası ya da tehlikeli tarafı bu. Fark etmiyoruz, normalleştiriyoruz, doğal hale getiriyoruz ve dolayısıyla da hatta bunu yaparken kendimizi başarılı hissediyoruz. Sistem de bize başarılı muamelesi yapıyor. O zaman da kalıcı bir norma doğru gidiyor bütün bu yalnızlık ve sosyallik meselesi. Standartlaşıyor yani. Eyvallah, teşekkürler. Şimdi Eten Hocam, bu aydın aptallığı üzerindeki son yazınızda aslında 3 tür aptallıktan bahsediyorsunuz. Birincisi, otoriter ve ataerkil zihniyetlerin hiyerarşi ve gücü belirleyici kılan özellikleri nedeniyle toplumsal aklın toplumdaki ortalama aklın altında yer alması. Tekrar okuyorum burayı. Toplumsal aklın toplumdaki ortalama aklın altında yer alması ve bir norma dönüşmesi. Ve Türkiye'de bunun en bariz örneklerinden biri olarak söylemişsiniz. Şimdi ikinci aptallık türü de bir ideolojinin kabullerine gerçeklik payesi vermenin sonucunda
toplumsal yararın, dolayısıyla toplumsal aklın değerini yitirmesi, kişisel inancın altında ezilmesi. Aşı karşıtlığının gösterdiği üzere örneğin liberal ideoloji bu türden aptallıklar üretmeye yakın demişsiniz. Ve üçüncü yazıda da bu yazıda ele alacağım diyorsunuz. Üçüncü aptallığı. Muhakeme gerektiren işlerde bilme duygusunun giderek ağır basması ve nihayette muhakemenin sezgilerin kuyruğuna takılması. Farklı bir ifadeyle uzmanların kendilerini ikna etme, kandırma kapasitelerinin yükselmesiyle normatif beklentilerine gerçeklik payesi vermesi diye üç tür aptallık var. Ben buradan Mehmet Bayır'a bir söz vereyim. Mehmet Bayır, sen bu yazıları okudun mu ya YouTube'da seyrettin mi bilmiyorum. Ben burada canlı yayında yaptım programı. Sen ne söylemek ya da ne sormak istersin? Koydum, ve koydum, aptallıkla ilgili. Koyduğum linkler üzerinden okudum iki tanesini. Afo, çok teşekkür ederim. Şimdi bir şey söylemeyeceğim. Biraz daha bekleyeyim. Ben bir içimde hazmedeyim de yazayım. Vallahi ben teşekkür ederim. O zaman ben aynı şeyi Bekir'e sorayım o zaman. Bekir, orada mısın? Bekir hocam da müsait değil galiba. Kardo, hoş geldin. Kardo. Merhaba, selamlar. Kardo, sen niye nazlandın böyle yukarı çıkmak için? Ya ben biraz ukalalık yapmak istemedim çünkü programı dinlemedim, yani böyle paldır küldür de gelmeyeyim diye. Eyvallah. Yani ama aptallık aranında tek balonlu ben olarak ukalalık yapabilirim diye düşünüyorum. Aptallık üzere konuşuyoruz yani Mehmet. Sen ne söylemek istersin? Buyur lütfen. Ya öncelikle özür dilerim yazıları da okumadığım için. Okurum yakın bir zamanda ama anladığım kadarıyla konuştuğumuz şey post-truth generation gibi bir şey, öyle değil mi Etiyen Bey? Ben tam duyamadım. Post-truth generation dediğimiz hakikat ötesi gerçeklik. Hakikat ötesi gerçeklik. Tam öyle değil Mehmet ama bence onun da bir parçası, belki ona da bir değiniriz. Ama evet, sen buradan da sorabilirsin. Evet, ben buradan bir şeyler söyleyeyim. Mesela Don't Look Up diye bir film vardı, arkadaşlar izlemiştir, izlemeyenler acil izlesin. Bu konulara müthiş açıklık getiren bir film, Yukarı Bakma filmi. Yani ben biraz işi siyaset sınıfı açısından değerlendireyim. Çünkü siz kolektif bir aptallığın insanın hayatını mahvettiğini falan da belirttiniz, uçak kazasından ve Çernobil'den dolayı. Haliyle evet, bu biraz bana aptallık gibi gelmiyor açıkçası. Daha çok bana kurmay bir akıl gibi geliyor. Tam tersine. Yani bize totalde absürt ve aptalca gelen şey aslında onlarca akademisyenin, onlarca siyaset insanının bir araya gelip ortaya çıkarmış olduğu kurmay bir akıl. Yani bunun sonucu olarak ortaya bir pratik çıkıyor ve bu pratiğin sonucu bazı insanların istemediği ve bazılarında genelde ana akım kitlenin de hesabına gelen bir şey gibi geliyor bana. Yani dünyayı bir vasat yönetiyor, vasat bir... Ortada aptallık yok diyorsun aslında. Ben öyle düşünüyorum, evet. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Mesela şöyle bir şey, Donald Trump genelde aptal bir başkan gibi lanse edilir. Ya da Erdoğan'ın yaptıkları, Erdoğan çok mu aptal biri gibi bir soru ortaya çıkartılır. Mesela Donald Trump, Seri Kaniye ve Gresipi Suriye Kürt bölgesini Türkiye devletinin işgaline açmak istedi. Ama bunun meşrulaştırılması gerekiyordu. Şimdi nasıl bir hakikat ortaya koyacak, nasıl bir gerçeklik yaratacak ki buna izin verebilsin? Dedi ki Kürtler Normandiya Savaşı'nda Amerika'ya yardım etmedi. Şimdi bu ilk baktığın zaman, ilk duyduğun zaman bu ne kadar absürt bir şey, ne kadar saçma bir şey, böyle bir aptallık olur mu diyorsun. Ama sonuç itibariyle orayı Türkiye Devleti'nin işgaline açtı ve Kürtler açısından orada hakikat, kendi hakikatlerinin dışında bir statüko oluşturdu. Yani bu bence bir aptallık değil, tam tersine bir kurmay akıl. Bir menfaatlerin, çıkarların ortaya getirmiş olduğu bir fikir konsensüsü sonucunda ortaya çıkan pratik bir durum. Yani ben biraz olayı açıkçası bu şekilde değerlendiriyorum. Özellikle siyaset sınıfının
politika olarak ortaya koymuş olduğu bütün her şeyin belirli bir akıl süzgecinden geçtiğini düşünüyorum. Bence bizim sorunumuz biraz şu olması gerekiyor. Belki de sorun bu olabilir Etken Bey. Pardon, yani soru bu, soracağız arkadaşlar. Evet, seni sana söyleyeyim. Aydın abi, Fatih, Zeze, Abdullah sen anlıyorum. Buyur Mehmet, sorunu sor lütfen. Evet. Bu aptallık dediğimiz şeye ya da benim bir kurmay akıl olarak belirttiğim şeye karşı nasıl bir mücadele edilebilir? Biz öteki olarak bunun karşısında nasıl duracağız? Aklımızı kaybetmeden. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Mehmet Kardı. Ethem Bey buyurun. Ya, biraz önceki soruda geçen kelimeye döneceğim ben. Yani şimdi bu insanların hepsi rasyonel. Dolayısıyla da belirli bir gücü de ellerinde tuttukları için bazı şeyleri yapabiliyorlar. Şimdi başarıları akıllarından ziyade güçlerinden geliyor zaten. O güce sahip olduğunuz zaman sistem size güç verdiğinde ve o gücün ifade ettiği beyanları, iradeyi kendiliğinden hayata geçirdiğinde siz zaten bir tür akıllı aktörmüş gibi gözükmeye başlıyorsunuz. Ama şöyle bakalım. Trump veya bir başkası amacı ne? Ve bu amaca erişmek için yapabileceklerinin yelpazesini çıkararak baktığımızda en akıllıcasını mı seçiyor? Vasatı mı seçiyor? Vasatın altındaki bir şeyi mi seçiyor? Ama unutmayın, güçle seçiyor. Yani bence eğer Trump aptal biri ise seçebileceğinin çok altında bir şey seçiyor. Amerika'nın yapabileceği performansın çok daha düşüğünü sergiliyor. Ama o güçle yaptığı için tabii ki rasyonalitesi var, bir hedefi var ve o hedefi elde ediyor. Yani iki tane birbirinden farklı şeyden bahsediyoruz. Gücü ortadan kaldırsaydık, bu insanlar acaba hedeflerine ulaşabilecek aklı sergiliyorlar mı diye bakmamız gerekirdi. Ama bir yerde güç varsa, yani otoriter zihniyetin içinde davranan bir kurumunuz varsa, öyle bir mekanizmanızınız varsa ya da ataerkil zihniyetin içindeyseniz, otomatikman hiyerarşinin tepesini o kadar güçlü hale getiriyor ki, onun akılsızlığı bile etkili oluyor. Ama bu akılsızlığı biz neyle ölçeceğiz? Tabii ki onun potansiyeliyle ölçmek zorundayız. Yani Trump'ın yerine başkası olsaydı ne yapardı diye bakmamız lazım. Yoksa onun yerine ben olsaydım, hani şu andaki bizim gücümüzle mukayese edersek tabii ki değil. Yani o yüzden de rasyonalite başka bir şey. Yani rasyonalite herhangi bir aktörün kendi amacı, hedefi doğrultusunda eylemde bulunması, tavır alması demek ve elinde eğer güç varsa o aktörün zaten amacına ulaşıyor. Bilinçsiz şekilde yapmıyor ama bu onun akıllı olduğunu göstermiyor. Tabii ki kendince akıl kullanıyor. Çok vasat bir akıl kullanıyor bence. Ortalama aklın altında bir akıl. Ama hiç fark etmiyor. Çünkü öyle bir güç var ki zaten yetiyor yapmak istediğine. Bir de özür dilerim. Ben araya girdim. Yani bu kullanılan aklın zaman geliyor ki bir ahlakilik, bir akıl varsa da aklın da, oradaki eylemi oluşturan aklın da ahlakiliğini tartışmak zorunda kalıyoruz. Yani belki Hitler de ilk yaptığında kendi açısından, o rasyonelitesi açısından akıllı bir davranış yaptı. İşte Trump'ın yaptığı da, Putin Macron'a açıkça en üst bir şekilde adam sükut etmiş, nükleerle sizi mahvederiz demiş. Etienne Bey çok güzel ifade etti, bunu çok iyi anlamamız lazım. Güce dayalı bir akılla konuşuyorlar. Yani bir akıl elbette var ama bu aklın biz 3 gün, 5 gün, 3 yıl, 5 yıl sonra ne kadar ahlaki, ne kadar meşru, ne kadar etiğe uygun bir akıl olduğunda tartışıyoruz ve bu insanlar insanlığın vicdanında mahkum oluyorlar. Ben bu katkıyı yapmak istedim. Teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Ben teşekkür ederim. Mesela rasyonaliteyi nasıl belirleyeceğiz? Yani
genel geçer, ezeli ve ebedi bir rasyonalitemiz var mı Etiyan Bey? Bir saniye, ben Aydın abinin de sorusunu alayım. Tamam. Senin sorunun da ona eklesin. Aydın abi buyur lütfen. Tamam, benim iki tane sorum var. Merhaba Etiyan Hocam. Ben bir şey misafirlerimizden şunu rica ediyorum. Bakın biz Etiyan Mahçupyan'ın yorumları için çağırdık. Dün Zoom'da da böyle bir Sevan Nişanyan bizdeydi. Bu arada Etiyan Mahçupyan, biz daha doğrusu konuk olduk. Burada aşağıda misafirler konuğumuzu dinlemeye geliyor. Biz soru sorarak ona yardımcı olacağız. Soru soruyorum. Benim de iki tane sorum var. Birincisi, bir tane doğalgaz arama gemisi Karadeniz'e çıkıyor. Bir hafta sürmüyor. 3600 metre derinlikte bilmem kaç milyon metreküp doğalgaz bulunuyor. Ama gaz mazı yok ortada. 2 yıl geçti üzerinde. Bunu açıklayan yöneticilerimizde mi sıradan aptallık var? Birincisi, seçmenler mi sıradan aptal? İnandık yani. Köşe yazarları, gazeteciler, ne bileyim enerji uzmanları, herkes günlerce manşet attı. Birinci sorum bu. İkincisi, yine Mehmet'in sorusuna yakın bir soru soracağım. Şimdi Amerika, Rusya ve Türkiye. Ben liderleri saymayacağım. Şimdi biz bir sistemin içindeyiz. Bir savunma gücünün içindeyiz. Ama o savunma gücünün kullanmadığı gidip bir savunma sistemi alıyoruz. Birbiriyle uyumlu olmayan ve uyumlu olması asla ve asla mümkün olmayacak. 2,5 milyar para harcıyoruz. İkisi de bakıyor bize. Yani şimdi Rusya mı aptal ve biz bir de para yatırmışız F-35 diye. Biri S-400, biri F-35. İkisine de biz para yatırmışız. İki ülkeye para vermişiz. Ama ikisini de kullanamaz hale gelmişiz. Biri bugün depoda bekliyor. Diğerinden de çıkarılmak üzereyiz. Verdiğimiz parayı da nasıl alacağız? Onun pazarlığını yapıyoruz. Bilmiyorum yani, Rusya mı aptal burada, Amerika mı aptal? Yoksa bu parayı veren Türkiye mi? Yani ben burada anlayamıyorum. Yani burada da bir sıradan aptallık mı var? Yoksa bir güç gösterisi mi var? Tamam Aydın abi, tamam. Eyvallah. Sordu sorunu. Ethem Bey buyurun lütfen. Evet. Yani rasyonaliteyle başlayalım. Evrensel rasyonalite diye bir şey yok tabii. Zihniyetle bağlantılı bir şey. Yani hangi zihniyetteyseniz onun doğrultusunda bir rasyonalite geliştiriyorsunuz. Çünkü aynı zihniyet zaten belirli bir kültür yaratmış durumda. O kültürün içinde yaşıyorsunuz. O kültüre adapte olmak durumundasınız ve başarılı olmak o kültürde yükselmeyi gerektiriyor. O kültürde saygın olmayı gerektiriyor. İşte o kültürde ne bileyim ben daha iyi bir insan, daha zengin biriyle evlenmeyi ya da işte daha iyi bir yerde yaşamayı falan filan gerektiriyor. Şimdi o zaman da rasyonalite adaptasyonla doğrudan bağlantılı bir olay. Adaptasyon ise hangi kültüre, hangi zihniyete adapte olduğunuzla ilişkili. O yüzden her yerde rasyonel davranış farklı olacaktır. Yani bugün Almanya'da yaşayan birinin sokaktaki davranışı, rasyonel davranışı farklıdır. Türkiye'de yaşayan birinin sokaktaki rasyonel davranışı farklıdır. Mesela kırmızı ışık yandığı zaman biz etrafa bakarız, hiçbir araba gelmiyor, geçeriz. Ama Almanya'daki adam geçmiyor. O düşünmeden yapıyor bunu. Bilinç dışına işlemiş olan bir toplumsal rasyonalite var yani. O yüzden de bir evrensel bir olaydan bahsetmiyoruz. Peki bu adaptasyon nasıl oluyor diye baktığım zaman bir hedefi var herkesin. Kafasında o anda bir şey var. Yani ne bileyim ben biraz önce verdiğim örnekler gibi bir rakibin elimine edilmesi var. Bir pozisyona gelme arzusu var. Bir parayı kazanma istiyor falan. Buraya ulaşmak için en kısa yoldan ve en tehlikesiz yoldan, en garanti yoldan nasıl giderim diye bakıyor. Şimdi bu rasyonaliteyle davrandığı zaman bir kendince bir akıl kullanıyor tabii ki. Ama bu kurumsal olarak baktığımız zaman, toplumsal olarak baktığımız zaman bir aptallığa tekabül edebiliyor. O yüzden de şimdi bu analizleri yaptığımız zaman ölçek meselesi, bağlam meselesi çok kritik bir şey. Yani bu S-400'leri niye aldı? Bir rasyonalitesi yok mu? Var tabii. Sonuçta Rus uçağı düşmüştü. Rusya ile iyi ilişkiler isteniyordu. Niçin isteniyordu? Çünkü işte Amerika'dan uzaklaşmak ya da belki işte daha bağımsız olmak isteniyordu vesaire. Bir sürü şey söylenebilir. Yani bir rasyonalite çerçevesi üretebiliriz. Bütün bunlar için ödenmiş olan bir bedel, bir mantığı var yani. Ama bu akıllıca bir hamle miydi diye baktığımız zaman o zaman alternatifleriyle beraber düşünmemiz lazım.
başka neler yapılabilirdi? Türkiye eğer belirli bir hedefe gitmek istiyorsa bunun için hangi yollar var? Bu yolların her birinin maliyeti, getirisi götürüsü ne olabilir? Vade olarak daha uzun vadeli olanları hangisi? Daha kısa vadede ters tepecek olanları hangisi? Vesaire gibi. Şimdi böyle baktığımız zaman bir akıl kullanıyoruz. Şimdi bu tür bir aklın kullanılması çoğu zaman başka bir kültür gerektiriyor. Yani zaten otoriter bir kültürdeyseniz ya da ataerkil bir kültürdeyseniz en tepedeki adamın kararını zaten doğru kabul ediyorsunuz. Onun rasyonalitesi toplumun rasyonalitesi haline geliyor. Ama o adamın rasyonalitesi ne kadar akıllı olabilir? Çok çok şanslı olmanız lazım ki aynı zamanda büyük akıl kullanabilen birisi de olsun o. Ama otoriter zihniyette ise zaten kullanamıyor çünkü başkalarını kullanamıyor. Kendi aklıyla yetiniyor. Hiyerarşi onun aklını yeterli kılıyor. Alttaki insanlar sizin aklınız yeterli beyefendi diyorlar. Ve o adam da kendi aklının yeterli olmasından çok memnun oluyor. Çünkü o sayede hiyerarşinin tepesinde tek başına kalıyor. Yani sistem aptallığı besliyor. O aptallığın içinden rasyonel davranışlar sergiliyorsunuz ama onu da dışarıdan baktığımız zaman çok akıllıcı olmadığını şimdi anlatılan örneklerde gördüğümüz gibi apaçık şekilde görüyoruz. Evet, S-400'ün alımı apaçık bir akılsızlık olayı. Biz nasıl inanıyoruz o şey doğalgaz bulunması? Çünkü biz değiştiremediğimiz bir sistem olduğu için bu. Sistemin başarılı olmasına inanmak istiyoruz. Olduğuna inanmak istiyoruz. Gelecekte de başarılı olacağına inanmak istiyoruz. Nasıl inanabiliriz? En tepedeki adamın doğru karar aldığına inanmak istiyoruz. Çünkü değiştiremiyoruz. Güçsüzüz. Niye güçsüzüz? Çünkü otoriter zihniyet hiyerarşinin altında, tabanında yer alan bizleri bir şekilde anlamsız kılıyor zaten. Etkisiz kılıyor. Ama yaşıyoruz bir taraftan. Ve huzur bulmak istiyoruz. Yani sürekli endişe içinde olmamak istiyoruz. O zaman bizim adımıza karar verenlerin doğru karar verdiğine inanmak ihtiyacı içindeyiz. Ve bu ihtiyaç otoriter zihniyeti daha da pekiştiriyor. Hocam dolandırıcılığı da buna bir örnek olarak verebilir miyiz? Dolandırıcılar bu sistemi kullanıyorlar. Zihniyetteler. Bir otoriter kültürel ortamın şöyle diyorlar. Ben şeyler çalışmalardan biliyorum. Adam şöyle diyor, cevap veriyor. Yani benim yaptığım sana gayri ahlaki gözükebilir ama diyor sistem gayri ahlaki zaten. Sen eğer ahlaki olmaya çalışırsan enayi olursun diyor. Bir miktar gayri ahlaki olursan ancak diyor bu şeye kültüre adapte olma şansın var ve başarılı olma şansın var. Onun için ben de aklımı bu yönde kullanıyorum diyor. Aslında kullandığı akıl gene o kendi küçük dünyasında ahlaksız bir hedef için rasyonel adımlar atmaktan ibaret. Ama bir grubun içinde düşünmeye başladığımız zaman onu, bir toplumun içinde düşünmeye başladığımız zaman ürettiği sonuçlar tabii ki akıllıca sonuçlar olmuyor. Toplumdan daha çok şey götürüyor. Yani toplum için zararlı olan bir şeyi birey kendisi için yararlı olduğu için yapıyor. Kendisi için bir rasyonalitesi var ama toplum olarak aptalız. O dolar krizinde hepimizin döviz birolarına koşması gibi değil mi? Kendi çıkarımıza fakat toplumsal olarak zararımızaydı. O aklıma geldi şimdi. Eyvallah. Bir sorum olacaktı ama. Bir sıranı bekleyeceksin Abdullah'cığım. Söz vereceğim. Fatih hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Buyur Fatih'cim. Etiyen Bey öncelikle hoş geldiniz. Toplum aklı ortalama aklın gerçekten de altında ve çok güzel bir tespit. Bugün olan birçok şeyin de bir başka dille ifadesi. Radikal ve yeni bin yıl yazılarınızı ben düzenli olarak takip ederdim. Üniversitedeydim o dönem. Çok sevdiğim ve takdir ettiğim bir yazardınız. Türkiye'de demokrasi ve özgürlük mücadelesinde sizin önemli bir yeriniz var. Öyle düşünüyorum ben. 28 Şubat sonrası, bu ilk dönem özgürlük sorunları, Hrant öldürüldükten sonra yerine geçmeniz. Ağır ve zor bir karardı, bir görevdi. Siz sonra iktidara geçtiniz.
İlk sorum biraz karmaşık olacak sorular ama artık kusuruma Fatih bakmayın. Kodu bağlamında konuşuruz ama değil mi? Yani evet, bu evet. Ha, tamam. Konu bağlamına şimdi. İznin olursa ben yine bir iki hafif böyle dışına çıkarım. Çünkü merak ettiğim şeyler var. Etiyen Bey'i görmüşken. 2014 Başbakan danışmanıydınız siz o dönem. AK Parti'de görev almaktan hiç pişman oldunuz mu sonrasında? Danışman olarak verilen kararlarda ya da sorumluluğunuz olduğunu hiç düşündünüz mü? Bizimle paylaşabileceğiniz, sizi umutsuzluğa düşüren örnekler var mı? Verebileceğiniz, içeriden gördüğünüz. O günkü Türkiye ile bugünkü arasında nasıl bir perspektif farkı var sizce? Nereye geldik? Ve gelecek için de öngörünüz nedir? Bunları sormak istiyordum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi tabii gene dışarıdan bakıldığı zaman çok farklı algıladığımız bir dünya bu siyaset dünyası. İçinde olduğunuz zaman başka bir şey. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben 4 ay başbakan danışmanlığı yaptım. Hiçbir şeye hiçbir etkimin olduğunu düşünmüyorum. Bir tek Alevi toplantıları vardı. Öyle bir şey denendi. Tayyip Erdoğan onları sonra durdurdu. O da öyle kaldı. Onun dışında hiçbir etkim olmadı. Çünkü öyle bir mekanizma yok zaten. Yani bu bir başbakan ya da bakan ve danışmanları diye baktığımız zaman bunların formel çalışma mekanizmalarına sahip değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Öyle bir şey yok. Tamamen en formel ilişkilerle o anda orada kim varsa vesaire böyle yürüyor işler. Yani çok ilkel bir noktadayız hala. Onun için ben şöyle söyleyeyim, kendimi şöyle görüyorum. O 4 ay biraz aval aval gezindim oralarda. Gözlem yapmakla ibaret kaldı yani benim yaptığım iş. Çünkü onun dışında sizi kullanan, sadece beni değil, herhangi bir danışmanı formel olarak kullanan mekanizmalar yok. O anda kim yönetiyorsa onun ihtiyaçları doğrultusunda insanların mobilizasyonu var sadece. Buradan da öyle çok büyük projeler ya da büyük akıllar vesaire ya da büyük kararlar falan çıkmıyor. Hayatın bir akışı var. Türkiye siyasetinin kendi iç dengeleri var. Ve çoğunlukla kuşkular üzerinden yürüyen dengeler bunlar. Sürekli dedikodu üzerinden yürüyen, kendini koruma içgüdülerinin çok yoğun olduğu bir dünya. Ve benim gibi hani gerçekte siyasetçi olmayan ve siyaset yapmaya da hiç niyeti de olmayan, siyasetin içinde aman olayım gibi bir kaygınız hani yoksa, o zaman zaten içine girmeniz de çok mümkün değil. Çünkü sizden talep edilen şeyleri yapmak istemezsiniz. Dünya öyle, kültür öyle, zihniyet öyle. Bir kişiyle değişecek bir olay da değil bu. Yani başbakan geldi, düzeltti falan, öyle bir şey değil. Çok daha köklü bir reforma ihtiyaç var ve zihniyetle ilgili bir reforma ihtiyaç var Türkiye'de. Onun için ben de şimdi dönüp bazı insanlar soruyorlar, işte sizin de sorduğunuz gibi, yani pişman oldunuz mu? Ya pişman olacak bile bir şey yapmadım ki zaten. Hani katkınız oldu mu diye sorsanız katkım da olmadı zaten. Etkim olmadı ki zaten pişman olayım ya da sevineyim, hadi başka bir şey yapayım yani. Anlatabiliyor muyum? Yok. Çok başka bir dünya. Biz kendimizi böyle dışarıdan birbirimize baktığımız zaman, siyasete giren insanlara baktığımız zaman onlarla ilgili bir takım belki hani tahayyüllerimiz vesaire oluyor ama gerçek hayat öyle değil. Velev ki hırslıysanız. Ben değilim, onun için ben öyle şeyler yaşamadım ama hırslı insanlar başka şeyler yaşıyorlar. Çünkü o sistemin içine girmek istiyorlar. O sistemin içine girmenin bedelleri var, ödüyorlar. O bedelleri ödedikleri için karşılığını almak istiyorlar. Ve o zaman da pişman olabilirler tabii. Sonradan bazıları, hepsi de pişman olmuyor zaten. Hayat böyle deyip gelip geçiyorlar. O günle bugün arasında tabii ki bir deneyim farkı var. Şöyle söyleyeyim. Türkiye şu anda çok kritik bir dönem yaşıyor. Bir fetret dönemi yaşıyor ve bağlanabileceği, tutabileceği gerçek payandalara ya da gerçek bir zemine sahip değil. Çünkü elindeki
ideolojilerin hepsi bu işi becerememiş hale gelmiş durumda. Yani Cumhuriyet'le beraber Kemalizm bir yere kadar geldi 28 Şubat. Ondan sonra muhafazakarlar geldi ve yozlaştı sistem. Kim yönetecek, nasıl yönetecek sorusunda gerçekten güvenebileceğimiz bir damar yok. O damarın yeniden inşası için bir fırsat ama aynı zamanda da bir yozlaşma dönemi. Çünkü kaçınılmaz olarak bir fetret dönemi. Bunun getirdiği bir yeni bilgelik olabilir mi? Bir yeni akıl olabilir mi? Bu bir şans belki olur diye ben de vatandaş olarak umuyorum. Yani bugün muhalefetin mesela bir araya gelmesi çok yüzeysel bir beraberlik de olabilir. Derinleşebilir de. Derinleşirse bir akıl üretebilir. Bu akıl Türkiye halkıyla paylaşılabilirse, destek bulursa bir değişim için kapı açar. Ama kolay yol yüzeysel kalması ve işte sadece seçimi kazanmaya odaklanmış bir beraberlik olabilir. O da olabilir. O zaman çok fazla bir şey değişmez. Yani dolayısıyla hani hem bir değişiklik var ama bu bir potansiyel değişiklik diyerek bitireyim ben. Gerçekleşmiş bir değişiklik ya da gerçekleşmesi kesin bir farklılıktan söz edemiyorum ben şu anda. Ama potansiyel olarak bir farklı çizgi izleme şansının Türkiye'nin önünde olduğunu görüyorum. Çok teşekkürler. Gece hoş geldin. Murat abi sıradan gideyim ne olur. Eğer zaman kalırsa sorun alayım. Yahut bana yaz lütfen. Arada yedirebilirim belki. Size hoş geldin. Yarım saatin son yarım saatiniz çünkü. Öncelikle iyi akşamlar Etiyen Bey. Sizi dinlerken aynı zamanda Mehmet Kardun'un peki biz artık ne yapabiliriz sorusu da benim kafamda biraz dolandı. Sizin iktidarlardan bahsederken gücü elinde tuttuğuna dair haklı olarak çıkarımlarınız oldu. İktidardaki bu güç aslında bence başta bakarsak sıradanlığın yani halkın sıradanlaştırılıp aptallaştırılarak elde ettiği bir şey değil midir? Aslında iktidar gücünü tarihsel süreç içerisinde halkı bu sıradan duruma iterek onu otoriteyi sorgulamaktan vazgeçirdi. Çabuk pes eden ve aslında birer figüran haline getirdikten sonra bu gücü elde ettiğini düşünüyorum iktidarların. Dolayısıyla Kardun'un peki bizim bununla ilgili çözümümüz ne olur sorusunda sizce bu halkın sıradanlaştırılıp aptallaştırarak iktidarın o gücü eline aldığı ki aslında o gücün halkın gücü olduğunu ve bunu bu gücün tekrar halkın kendi eline nasıl alacağını size sormak istiyorum. Çünkü iktidar kendi başına durduk yere güçlenmez. Belli dediğim gibi tarihsel süreçlerdeki müdahaleleriyle halkın da buna karşı verdiği tepkileri de biraz kriminalize ederek davrandığını ve bunun sayesinde iktidarların o gücü insanların elinden alıp istediği gibi kullandığını düşünüyorum. Sizce biz kendi gücümüzü onların elinden tekrar nasıl alırız ve aptallaşmamış oluruz? Teşekkür ederim. Evet, ya iktidarlar tabii biraz önceki sorularda kullandığımız rasyonaliteden gidersek kendi iktidarlarının devam etmesi için her şeyi yaparlar. Yani o iktidarın devamı halkın daha da pasifleşmesini gerektiriyorsa halkı daha da pasifleştirecek olan şeyler yaparlar. Şu anda da yapılıyor. Ya mesela bugün sosyal yardım kavramı bile öyle kullanılıyor Türkiye'de. 25 milyon kişi falan sosyal yardım alıyor. Yani bu aslında bir tür pasifleştirme, bir tür iktidarın gücüne eyvallah deme noktasına getiriyor insanları. Evet. Ama biraz daha hani geniş bakarsak bu bir tencere kapak meselesi. Yani belirli toplumlarda belirli iktidarlar kolaylıkla kritik eşikleri geçip buraya gelebiliyorlar. Başka toplumlarda gelemeyebiliyorlar. Yani biz eğer şu anda otoriter ataerkil bir yönetim var diyorsak şunu da düşünelim. Çünkü biz de öyleyiz. Biz de esas olarak toplum olarak ataerkil ve otoriter zihniyetteyiz. Onun için iktidarın otoriterliğini, ataerkilliğini normal kabul edebiliyoruz. İçselleştirme. Pardon hocam ama zaten bu ataerkil ya da bu kafayı yine bize zaten geçmişteki iktidarlar sağlamadı mı? Ama
500-700 yıllık bir Osmanlı geçmişi var. Yani bu birdenbire olmuş olan bir şey değil. Her biri bir öncekinin üzerine bina edilerek geliyor. Ve orada kabulleniliyor olayı, o toplum. Yani şöyle söyleyeyim, mesela siyaset yüzyıllar boyunca Osmanlı'da siyaset devletin içinde olmuş olan bir şey. Kamusal alan devletin içinde tanımlanmış. Devletin dışına çıktığınız zaman kamusal alan kalmıyor. Cemaatler var. Cemaatler arasında kamusal ilişki yok. Yani sizi cemaatinizin içine hapsetmiş olan bir 600 yıldan geliyorsunuz. O yüzden de siyasetten korkuyorsunuz. Biz hepimiz öyleyiz yani. Sokağa çıkmaktan çekiniyoruz. Sokak bize ait değil. Devlete ait. Devlet saptıyor oranın nasıl olacağını, orada kimin nasıl giyineceğini, nasıl yürüyeceğini, orada hangi pankartın taşınacağını vesaire. Şimdi bu öyle kolay ortadan kalkan bir şey değil. Çünkü biz aynı zamanda rasyonel olduğumuz için bu sistemde nasıl yükselirim, bu sisteme nasıl adapte olurum diye de bakıyoruz. O yüzden de aklımızı sistemi değiştirmek için değil, sistemin içinde bireysel çıkışlar için kullanıyoruz. O nedenle bugün Türkiye'yi değiştirecek olan birileri gelecekse eğer, sadece iktidarı, sadece devleti değiştirmekle uğraşmaması lazım. Yüzünü topluma da çevirmesi gerekiyor. Toplumu da buraya davet etmesi gerekiyor. Toplumun cesur olması gerekiyor. Ve cesaret şununla beraber gelebilir ancak. Yoksa cesaret kimse sergilemez. Cesur olduğum zaman kaybedecek şeyim olmayacak. Çünkü yanımdakine güveniyorum. Sistem benim bir şey kaybetmememi garanti etmesi lazım. Yani eğer mesela bugün bu muhalefet böyle yeni bir yapılanmayla toplumun karşısına çıkıyor olur ise, o zaman mesela bizim tarihi yeniden konuşuyor olabilmemiz gerekecek. Bundan korkmamamız gerekecek. Başımıza bir şey gelmeyecek ve saygınlığımız da azalmayacak diye düşünmemiz gerekecek. Anlatabiliyor muyum? Bu olmadığı sürece mesela biz korkusuzca toplum olarak kendi tarihimiz üzerine konuşmaya, düşünmeye eğilimli olmadığımız sürece iktidarın otoriterliğini değiştirme ihtimalimiz bence sıfır. O anlamda tencere kapak hikayesi bu. Ve o yüzden de hiç otoriter zeminlerde, otoriter kültürlerde hiçbir iktidar mesela resmi tarih yorumunun değişmesini istemez. Yani Sovyetlerde de böyle oldu, Nazi Almanya'sında da böyle oldu. Bugün başka bir sürü ülkede de böyle oluyor. Çünkü o farklı bir demokratikleşme ortamı ortaya çıkartır. Ve o demokratikleşme ortamı da farklı aktörleri, farklı ilişkileri kamusal alana taşır. Devlet böyle bir devlet olmaktan mecburen çıkar. Bugünkü yönetenler zaten kendiliğinden yönetemez hale gelir. Bir bütünüyle bir dönüşüm var burada olması gereken. Onun için de bir seferden olacak bir şey değil. Birkaç nesil gerektiriyor bu tür zihniyet dönüşümleri. Adım adım gitmeyi gerektiriyor. Ama biz nasıl, ne yapabiliriz diye baktığımız zaman bence bugünden itibaren bazı soruları sormaya ve bazı cevapları korkusuzca vermeye ve bunları birlikte vermeye daha açık olmamız gerekiyor. Yani mesela ben bu yazıları da biraz onun için yazdım açıkçası, bir parantez bu. Ama aptallığa aptallık dememek çok garip bir şey. Aptallık yapıyoruz ve bunu söyleyemiyoruz. Ama bunu söyleyememek bence en aptalca olan işlerimizden birisi. Yani eğer bizim kültürel olarak ayak bağlarımız varsa, en önemli ayak bağlarımızdan birinin kendi yaptığımız aptallıkları aptal diyememek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bunu dediğimiz andan sonra ancak irdelemeye ve alternatif konuşmaya ve beraberce konuşmaya başlayabiliriz. Yani önce bunun aptallığını hep beraber söyleyebilmemiz gerekiyor. Biraz da böyle bu amaçla yazdım ben bunları. Eyvallah. Çok teşekkürler Etiyon Hocam. Biraz eleştirel akıldan bahsetmiş oldunuz aslında. Abdullah hoş geldin. Hayırlı olsun. Konfetin patlamamış yeni bir arkadaşımız. Abdullah orada mısın? Buyur lütfen. Evet buradayım. İyi akşamlar. Soruları kısaca sorarsanız arkadaşlar, zamanınız var. Buyur lütfen. Anladım.
İsteyen Bey, iyi akşamlar. Yazılarınızı mümkün mü takip etmeye çalışıyorum ama son yazılarınızı okuyamadım tabii. Tabii konu çok geniş. Bir iki şey sormak istiyorum. Bu ataerkil aile kavramını değindiniz ya. Yani ben Roma'da da, Cermen aile yapısında da normalde ataerkil aile yapısı vardı. Ataerkil aile yapısının tasfiyesi ve bunun mutlak kötü bir şey mi? Bunun tasfiye ettiğimiz zaman yerine ne ikam edeceğiz? Özellikle Avrupa'da malum özellikle Alman ataerkil aile yapısının tasfiyesinden sonra Alman aile yapısının başına gelenleri yaşamayacağımız ne malum? Bir diğer bir husus da tabii ki toplumların yani şunu kabul ederim. Türkiye'deki benzer ülkelerde siyaset veya rejim bir toplum mühendisliği yapıyor. Hatta birazcık eğitim sistemi de bunu yapıyor. Birey yetiştirmiyor. Devlet eliyle eğitim aslında bir noktada toplum mühendisliği yapıyor. Bunu kabul ederim ama toplumun çoğunun aptal olduğu yöndeki bir kabule şahsen katılmam. Ama şunu yapıyor mesela iktidar ele geçiyor benim gördüğüm. En az Abdullah soru sorar mısın lütfen? Tamam. Sorunu sor. Sorum şu, yani ataerkil aile yapısı özünde tamamen kötü bir şey mi? Bunun tasfiyesi gerekiyor mu? Tasfiye edilirse yani ne ikam edilecek? İkincisi siyasetin ve gücün sekülerizm ve modernite üzerinde toplumsal mühendisliğini nasıl irdeliyorsunuz? Teşekkürler Abdullah. Ataerkil aile yapısı olası aile yapılarından bir tanesi. Beğeniyorsak devam eder. Beğenmiyorsak, beğenmediğimiz yönleri varsa alternatif aile yapıları nasıl olabilir diye baktığımız zaman onların arasından beğendiğimiz var mı diye bakmamız lazım. Bence demokrat bir aile ataerkil bir aileden daha iyi. Yani bir kere çocukların kendilerini yetiştirmesini, kendilerini bulmasını, kendilerini realize etmelerini sağlamak açısından daha iyi. Aile içinde kararların karşılıklı, beraberce, birlikte alınabilmesini sağlaması açısından psikolojik olarak daha iyi. Ve de aile için daha doğru kararlar alma ihtimalini daha fazla yükselttiği için. Aile için de maddi olarak da bence daha iyi. Dolayısıyla her kültürün, her zihniyetin kendine göre avantajları, dezavantajları vardır. Teorik olarak böyle ama ataerkil bir aile yapısıyla ben mesela demokrat bir aile yapısını mukayese ettiğim zaman apaçık şekilde demokrat aile yapısının daha değerli insan üretme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Zaten siz de söylediniz yani şu andaki sistemi, eğitim sisteminde mesela birey yetiştirmediğini söylediniz. Ataerkil aile yapısı da birey yetiştirmiyor zaten. Yani şu andaki sistem kötü, ataerkil aile yapısı iyi deme şansımız yok. İkisi de birey yetiştirmiyor. İkisi de bireyden korkuyor. Ama öte yandan birey sırf birey olunca da iyi olmuyor. O bakımda eğer onu daha ima ediyorsanız orada da size katılırım. Çünkü Avrupa'da bireyselleşmenin özellikle relativist zihniyet altında bireyselleşmenin çok da olumlu sonuçları olmadığını düşünüyorum ben şahsen. Yani demokrat kültüre doğru gitmeyen bir aile bireyselleştiği zaman da o zaman zararlı ya da yabancılaşmaya neden olan ya da kendi içinde kapanmaya neden olan, dağılmaya neden olan sonuçlar üretebiliyor. O yüzden de benim söyleyeceğim tek şey eş düzeyli, hiyerarşisi olmayan, olabildiğince açık iletişime sahip aile yapısı ve aynı şekilde de toplum yapısı. İşin çözümü bence bunun aranmasından geçiyor. Sadece aile yapısı içinde değil yani. İkinci soruya da doğru gelmek üzere toplumun kendisinin de bu tür ilişkilerle yeniden kurgulanması gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer gerçekten daha doğru kararlar çıkacaksa. Bu arada şunu da söyleyeyim yani toplumun çoğunluğunun aptal olduğunu düşünmüyorum ben. Toplumun kendi aklını kullanmadığını düşünüyorum bir bütün olarak. Bunun mekanizmasını üretemediğini düşünüyorum. Bunun mekanizması üretemediği için hepimiz biraz aptalmış gibi. Nasıl üretilecek o mekanizmalar? Efendim? Yani o mekanizmalar nasıl üretilecek? Buna siyaset ve sistem müsaade etmiyor ki. Çünkü siyaset ve sistem zaten
demokrat olmayan bir zihniyete sahip ve dolayısıyla kendi çıkarı açısından, kendi rasyonalitesi açısından tabii ki izin vermeyecek. Ama biz armut piş ağzıma düş deme noktasında değiliz. Yani şu ana kadar otoriter olan siyaset bir anda bize izin versin, biz de ülkeyi demokratlaştıralım diyemeyiz. Biz önce demokrat olmak zorundayız. O zaman toplumsal olarak bakalım. Mesela bu laik dindar hikayesi, Türk-Kürt meselesi. Biz daha bunları aşamadık. Devlete ihtiyaç yok burada. Kendimiz aşamadık. Kendimiz daha demokrat değiliz yani. Bize benzemeyenle beraber yaşamaya henüz hazır değiliz. Bize benzemeyenle beraber yaşamak isteğine de sahip değiliz çok fazla. Ama bunlar olmadan demokratlık olamaz zaten. O yüzden de biraz hani iğneyi kendimize batırmayla başlamak gerekiyor. Türkiye demokratlaşacaksa bunu isteyen kişi önce kendisiyle yüzleşmek durumunda ve çevresiyle yüzleşmek durumunda. Burayı geçememişsek zaten o zaman devlete kabahat bulmayalım. Çünkü onlar zaten işin profesyoneli ve bilerek yapıyorlar yaptıkları işi. Aynen sizin söylediğiniz gibi. Eyvallah, çok teşekkürler. Mithat Hocam hoş geldiniz. Ben size bir teşekkür edeyim ilk baştan. Hayırdır. Yani niçin teşekkür ediyorum? Çünkü Raşit Beybotov için teşekkür ediyorum. Sizden öğrenmiştim. Aylıktan sonra diğer şarkılarını dinledim. Çok enteresan bir ses. Tekrar teşekkürler. Buyurun lütfen. İyi geceler diliyorum. Ya benim hiç anlamadığım bir konu. Yani şimdi ben epeydir dinliyorum. Aptal ne demek onu da anlamış değilim. Kafam karıştı. İnsanlar aptal değil ama aklını kullanamıyor. Burada bilgi eksikliği mi var? Neden? Zaten biz millet olarak sözlük de kullanmıyoruz. Kelimeleri, kavramları anlamadan, bilmeden kullanıyoruz. Kaldık, akıl, zeka, bunları hep karıştırdım birbirine. Bir de bilmiyorum diyemeyen bir, memlek ülke. Ne koymak lazım bilmiyorum. Kirli bilgi çağı mı nedir? Bu akşam mesela beni aptal yerine koydular diye birilerine kızdım iyicene. Bir tane İngilizce öğretmeni var, emekli. Deprem tahmini yapıyor. Beni oraya çağırıyor insanlar. Ya Allah'ım, neden insanlar böyle seçici değil? Mesela ben bir üniversite profesörüm. Sık sık karşılaştığım bir şey de var. Türkiye'de çok böyle hayret ediyorum. Bizim millet rasyonel değil, daha çok radikal şeylere meraklı gibi. Mesela yağmur bombası. Yani neden böyle oluyor anlamıyorum. Yani aklı kullanmak için bilgi gerekmiyor mu? Yani bir şeyi filtrelemek. Mesela rasyonellik aptallık değilse, yani rasyonel olmak. 60 sene önce ben İstanbul'a geldiğimde bir arsa mesela çeviremedim yani. O zaman rasyonel, herkes yaptığı bir şeydi. Ben şimdi aptal mıyım? Bilemiyorum, kafam karıştı yani. Bu sosyal bilimcileri ben anlayamıyorum tabii, benim beynim değil. Eyvallah. Mithat Hocam, ben de sayısalcıyım. Bakalım Ethem Bey size neler diyecek. Buyurun Ethem Bey. Ya şimdi... Mithat Hocam'ı tanıyorsunuz değil mi? Mithat Kadıoğlu. Buyurun lütfen. verdiği örnek de bu. Çok İngilizce hocası örneğine çok güldüm. Ya, bu arada onu söyleyeyim. Hakikaten. Ya şimdi ben akıllılığı kendi var olan doğuştan gelen bir zeka seviyesi vesairenin ötesinde bir şey olarak, bir çabanın sonucu olarak üretilen değer olarak görüyorum. Yani şöyle bir potansiyelimiz var, zihnimiz var. Bu zihni ne kadar kullanıyoruz? Bilincimizle odaklanarak kullanabildiğimiz ölçüde daha akıllı kullanmış oluyoruz. Yani benim akıldan kastettiğim kendimizi kullanmamızla ilgili bir şey. Kendi zihnimizi kullanmamızla ilgili. Kullanmıyorsak zihnimizin potansiyelini, kapasitesini, o zaman aptalca davranıyoruz diye tanımlıyorum. Yoksa seviyesiyle ilgili değilim yani olayın. Şimdi burada tabii aklımızı kullandığımız zaman otomatikman bilgiye gitmemizi gerektiriyor bu. Yani çünkü odaklandığınız zaman soru soruyorsunuz. Soruların cevapları için bir belirli yerlere referans vermeniz lazım. Bu da sizi bilgiye götürüyor. Bilgiye gitmiyorsanız, gitmek istemiyorsanız, o zaman
aptallıktan bahsetme noktasına doğru geliyoruz. Şimdi baktığımız zaman evet bu yağmur bombası falan örneği bence çok hoş örnekler. Çünkü bilgiye gitmek, bilgiyi kullanmak çaba istiyor. Ve de o çabanın tek başına olma ihtimali yok. Esas meselelerden birisi bu. Yani akıllanmak tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Kültürel olarak onu teşvik eden bir ortamın içinde olmanız lazım. O zaman mesela yaratıcı olma ihtimaliniz de artıyor. Çünkü siz yaratıcı olduğunuzda başkası onu alıp kullanabilir. Sizinle temas edebilir. Bir iletişim başlıyor. Öteki türlü bu olmadığı zaman insan kolaya kaçıyor. Psikolojik olarak kolay bir çözümün ortaya çıkıp meseleyi ortadan kaldırmasını istiyoruz. Ve işte o zaman en tepedeki adamın akıllı olmasını istiyoruz. Birdenbire bir şey bulunup bir yağmur bombasının gelip sorunu bir anda çözmesini istiyoruz. Düşünmeden, düşünmeye ihtiyaç duymadan sorunun çözülmesini istiyoruz. Ve bu psikolojik bir ihtiyaç, çok insani bir ihtiyaç. Öyle onu da söyleyeyim. İnsani bir durum bu. Yani çözemeyeceğim bir problem var, çözülmesini istiyorum. Ve dolayısıyla da çözebilecek olan en kolay çözümün kendiliğinden, hiçbir gayret sarf edilmeden ortaya çıkmasından memnun oluyorum. Böyle bakıldığı zaman kültürel olarak kendimizi daha aptallaştıran bir konumu kendi iç huzurumuz için, kendi zihinsel ruh sağlığımız için diyelim, da zihinsel sağlığımız için de istiyor hale geliyoruz. O yüzden yani kolaylıkla üzerinden aşabileceğimiz bir mesele değil bu. Sıkıntılı bir mesele. Bireysel olarak bizi zora sokacak olan bir mesele. Çünkü kendi dünyamızda, kendi küçük dünyamızda hani rasyonel davrandığımız zaman kendimiz için uygun sonuçlar üretmemiz mümkün. Ama akıllı davranmak rasyonaliteyi aşan bir şey. Çünkü rasyonalite var olan sistemi kullanmaya yönelik olan bir akıl. Akıllı davranmak dediğimiz zaman sistemi de değiştirmeyi öngören bir akıldan bahsediyoruz. Bu onun için ilişkiyi talep ediyor ama kültür ilişkiye izin vermiyorsa mecburen kendi küçük rasyonalitemize dönüyoruz. Ve o zaman bana daha çok para kazandıran, şunu bunu yapan vesaire bir şeyin peşinden gidiyoruz. Ama kendimize baktığımız zaman da olayın sonunda belki çok da memnun olmuyoruz. Yani hayatı böyle harcadım diyoruz. Ne oldu sonunda? Ne kadar akıllı davrandım? Hele daha geniş baktığım zaman ne kadar akıllı davrandık? Ne kadar akıllı davranıyoruz? Bu bizi depresif de yapan bir şey. Yani bu bizim tür toplumlarda bence çok yaygın olan bir durum. Kendi küçük hayatımızda küçük rasyonalitemizin peşinden gidip küçük başarıları elde etmeye çalışıyoruz. Para cinsinden, işte imkan cinsinden, ünvan cinsinden vesaire. Ama aynı zamanda da bizi saran bir depresif dünyanın içindeyiz. Çünkü bir akılla da ihtiyacımız var. Aklı taşıdığımızı da yaşamak istiyoruz ve yaşayamıyoruz onu. Çünkü o başka bir kültür gerektiriyor ve onunla cebelleşme gücüne sahip değiliz. Eyvallah, teşekkürler. Yaşar, hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Buyur lütfen. Sevgili Etyen Mahcup Yana, Etyen hocama sormak istediğim pek çok sorudan bir tanesini sorma fırsatı bulduğum ve verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben çok anladığımı ya da anlayabildiğimi düşünüyorum gerçekten. Sevgili Mahcup Yana'yı çok yakından takip ediyorum uzunca bir süredir. Ve sormak istediğim soru şu, noktalı virgül koyuyorum. Hepimiz gündelik yaşamımızda etrafımızı kuşatan egemen ve muktedir zihniyetin yarattığı rasyonalite içinde irrasyonel pozisyonda olan ve olmayı tercih eden, onlara angaje olan, onlara dahil olan, o rasyonaliteye dahil olanlar tarafından irrasyonel kabul edilen gündelik seçimler, tercihler ve durumlar içinde, gündelik yaşam içinde bulunuşlar yaşıyoruz.
Bunu çok iyi anladığımı düşünüyorum şahsım adına. Ve az önce sevgili Miktat Hoca'nın sorusundan bahisle yanıtladığı bir şey, sorusuna verdiği cevap da benim için bir açımlama noktası oldu. Açıklayıcı bir şey oldu. Buradan da hareketle tekraren söylüyorum. Sormak istediğim tek soruda, pek çok sorudan birini soruyorum. O da şu. Bu rasyonalitenin, mevcut kuşatıcı rasyonalitenin, ama bu rasyonalitenin bir akılsızlık olduğu, bir akılcılık olmadığını bilen ve bunun farkında olan insanlar adına ya da bu akılcılığı temin etme adına Türkiye'nin mevcut durumunda bu akılcılığı tesis etmede teşvik edici olan kurumsal, akılsal yapılar, bu rasyonalite egemen rasyonalite temelinde değil, bunun ötesinde, bunu aşan akıl temelinde hala bir takım kurumlar ya da yapılar, kurumsallaşmalar olduğunu düşünüyor mu Sayın Mahçupyan? Ve bunların bu mevcut olan tırnak içinde sığ, arkadan dolanmacı rasyonaliteyi teşvik eden zihniyeti de toplum adına yatsıyacak, toplumu da bundan kurtaracak bir takım akılcı hamleleri ortaya koymada yine aynı şekilde toplumu teşvik eden, etme ihtimali olan bir takım bu akılcılık doğrultusunda geçmişten gelen ya da tekrar var edilecek ya da revize edilecek bir takım kurumsal yapılar olup olduğunu, hala hayatını devam ettirip ettirmediğini, varsa tabii bu kurumsal yapılar ya da böyle bir kurumsal yapıların ne şekilde teşekkül edilebileceğini, oluşturulabileceğini, bu konudaki yorumlarını merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eytun Hocam vallahi o kadar bağlaç kullandı ki ben siz umarım izninizi tutmuşsunuz. Buyurun lütfen. Ya kısaca söyleyeyim, bir kere ben böyle kurumların olduğunu düşünmüyorum. Kurumlar da var olan sisteme sonuçta adapte oluyorlar ve o sistemin içinde, o zihniyetin içinde yoğruluyorlar. Zihniyetin ima ettiği bir genel büyük kurumsal yapının içinde yer alıyorlar. Şimdi bunu kabul ediyorsak eğer, yani ben öyle düşünüyorum açıkçası, geçmişten gelen, tarihten gelen böyle kurumlara sahip değiliz biz. Problem şu bizde, gene biraz önce söylediğim gibi kamusal alanın devletin içinde olması meselesi bu. Bu tür bir kuruma niyetlenseniz bile bir asgari güce ihtiyacınız var. O asgari güç gerekiyor ki devletin tanımladığı kamusal alanın içinde yıpranmadan ve kendi kimliğinizi, kişiliğinizi koruyarak o kurum devam edebilsin. Yoksa yoğruluyor onun içinde ve bir süre sonra yozlaşıyor. O güce sahip olmak ise Türkiye'nin gene kendi tarihinden, sosyolojisinden gelen bir durum bu. Mesela iş dünyasında böyle bir güç yok. İş dünyası en önemli unsurlardan biri bugünün modern dünyasında, ama Türkiye'deki iş dünyası devlet karşısında çok güçsüz ve devletin ima ettiği ya da temel siyasi kültürün ima ettiği yapının içinde yoğruluyor, kendine kurnazca yollar aramaktan öte gidemiyor. Akademiya aynı şekilde güçsüz, sivil toplum güçsüz. Geleneksel olarak böyle bir şey nasıl olabilir? Maalesef demek lazım. Siyasetten başka kurtarıcı herhangi bir şey gözükmüyor. Yani ancak siyasette başlarsa bir hareketlilik ve bu hareketlilik siyasetten topluma doğru yansırsa, o zaman bütün bu sistemi bir şekilde hani kritiğe açan, eleştirel bakışa açan, buradan giderek hem var olanı irdeleyen hem de alternatif üreten bir başka yaklaşım ortaya çıkabilir. Ama bu son derece zor bir şey. Çünkü mesela böyle bir şeye giriştiğiniz zaman alternatif bir milliyetçilik tanımlamanız lazım. Alternatif bir dindarlık tanımlamanız lazım. Alternatif bir laiklik tanımlamanız lazım. Devlete nasıl baktığınızı, yine bugüne kadarki gelen bütün o ana damarın dışında
yeniden düşünmeniz lazım. Devlet toplum ilişkisini hiyerarşik olmayan bir yapı içinde tahayyül edebilmeniz lazım. Ve bunları siyaseten yapmak hiç kolay işler değil. Öyle siyasetçiler var mı? O da ayrı soru zaten. Ama zaman içinde siyasete yeni bir damar girebilir mi? Yani belirli bir noktadan başlayarak adım adım başka tür insanların siyasete girmesiyle, etkili olurlar, etkisiz olurlar, elini taşın altına koymasıyla bazı şeyler olabilir mi? Bu türden bir umut belki var. Bunun bence iki koşulu var. Çünkü içeriden, yani içerideki sıkıntıyı açıkça anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani hem tarihten gelen hem zihniyetten gelen bir sıkıntı var. İki koşul şu: savaş olmayacak önümüzdeki 50-60 yılda ve de global entegrasyon devam edecek. Çünkü bu iki koşul olursa Türkiye'nin dışarıya olan adaptasyonunu içerideki adaptasyon mekanizmalarından daha önemli hale gelecek. Yani dünyaya adapte olamayan bir Türkiye anlamsızlaşır. Ancak dünyaya adapte olabilen bir Türkiye'nin içinde Türkiye'ye adapte olmak durumunda kalırsanız buradan yeni bir bakış, yeni bir ivme, yeni bir dinamik üretme şansınız olur. Yani onun için ben, yani beklentilerim çok düşük, öyle söyleyeyim. Ama sıfır bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum Türkiye'nin bu geçişi yapabilmesi için. Ama bunun birkaç nesil alabileceğini ve dünyayla entegrasyonu devam ettirebildiği ölçüde, bu entegrasyon derinleştiği ölçüde, kesintiye uğramadığı ölçüde ancak bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. O zaman bile bir garantisi olduğunu söylemek zor açıkçası. Teşekkürler Etin Hocam. Damarlarımızdaki asil kan bize yardım etmez mi diyorsunuz? Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz ama. Evet, bu sonunda yığınacağımız yer o bence de. Eyvallah, teşekkürler. Evet, Erkan son konuşmacımız. Tolga, sen Erkan'a bir şey mi sormak istiyorsun? Erkan'ın soracağı soruyu ben merak ediyorum aslında. Çünkü Etiyen Bey kamusal alanla ilgili olarak bir eleştiri getirdi. Yani kamusal alan bireyi yutmuş gibi. Hani vatandaşa bir alan bırakmadı. Dolayısıyla tamamen bir şey, toplum ve tabii birey edilgen duruma düştü. Erkan'ın güvenlik politikaları üzerine hani çalıştığını biliyoruz. Kendisiyle de bir söyleşi yapmıştık fikir coğrafyasında. Bu eleştirisiyle ilgili bir sorusu var mı? Onu merak ettim. Evet. Erkan orada mı? Buradayım hocam, buradayım. Yani açıkçası ben şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk önce bir sosyolojik deneyden bir örnek vermek istiyorum. Milgram deneylerini biliriz. Şimdi orada asıl başat olan şey insanların boyun eğilmesini sağlayacak bir otorite. Şimdi ikincisi de bilirsiniz bir muayenehaneye gelen bir kadın var. Bir orada buzzer var, çalıyor. Çaldığı zaman herkes ayağa kalkıyor. Kadın şaşırıyor ilk önce. İkinciye şaşkınlığı daha da artıyor ama üçüncüden sonra o da herkesle beraber oturup kalkmaya başlıyor. Ve her bu buzzer'ın çaldığında bir deneyde rol alan kişi odanın içine giriyor ve en son kadın tek başına kalıyor. Ama her buzzer çaldığında o kadın oturup kalkmaya devam ediyor. Yanında kimse olmamasına rağmen. Şimdi bu iki deneyden yola çıkarsak, şimdi birincisi şu, bir otoritenin duvarın arkasında görmediğiniz bir insana elektrik vermenizi sağlaması için ilk önce elinde böyle bir aparatın olması lazım. Yani bunu bir kere kişi ona otorite olarak kabul edecek. İkincisi de elinde bir aparat olacak ki elektrik verebilsin. İkincisinde de insanın aslında sosyal varlığıyla alakalı. Çünkü bir sosyal çevreye ya da gruba ait olma hissi onların yaptığı şeyleri tekrarlamakla oluyor. Bu iki açıdan baktığımız zaman aslında kamusal alan eleştirisi anlamlı oluyor. Yani burada şöyle bir şey var. Hani
bir tehdit gördüğünüz zaman güvenlik politikalarına müracaat edersiniz. Ama belli süreli bir güvenlik politikası sizin özgürlüğünüze mal olur. İşin sonunda ne özgür olursunuz ne de güvende. Benim soracağım soru şu. Şimdi kamusal alanındaki bu boyun eğme, insanların yaptığı hareketlerin rasyonel olduğunu düşünmesi, yani kırmızı ışıkta durması gerektiğini düşünmesi ya da kamusal alana, hani biraz önce dediniz ya, sokağa çıktığınız zaman güvende değiliz. Ama sokaktaki kurallara uyduğumuz zaman aslında güvendeyiz. Dolayısıyla kurallara uyarak özgürleştiğimizi düşünüyoruz. Çünkü güvenli olduğumuzu hissediyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman kamu güvenliği mi aslında önemli olan şey, yoksa bireyin özgürlüğü mü? Yani bu bir değiş tokuşsa eğer, devlet bunun neresinde? Yani bu elektriği veren kişi miyiz, yoksa o elektriği ilk defa oraya koyan kişi miyiz? Yani biz itaat ettiğimiz için mi o sistemin içindeyiz, yoksa biz zaten itaat etmek üzere mi oradaydık? Yani aslında asıl sorular bunlar bence. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Kamusal alan dediğimiz alanı zaten biz yaratmadık. Yani bu sözleşmemizin konusu değil mi? Yani güvenlik ararken özgürlüğümüzü vermeyi zaten kabul ettik. Şimdi güvenlik bizi özgür kılmıyor diye itiraz etme şansımız var mı açıkçası? Bunu merak ediyorum. Bu şimdi şeyleri, örnekleri verirken siz ister istemez bende hemen aklıma şey geldi. Yıllar önce, yani 4-5 sene önce, kaç sene önce hatırlamıyorum, hatırlarsınız. Bir AK Parti kongresinde Tayyip Erdoğan orada yokken videodan bir şey okunmuştu, biliyorsunuz. Onun sesi duyuldu ve şu anda işte Adalet Bakanı olan kişi birdenbire ayağa kalktı. Ve bütün salon birkaç saniye içinde ayağa kalkarak orada olmayan liderlerinin uzaktan gelen o sesini, şeyden gelen, banttan gelen sesini ayakta dinlediler. Şimdi bu sorduğunuz soruyla çok bağlantılı, yani tencere kapak hikayesi işte burada var. Yani bir kamusal diye bir şey tanımlıyoruz. Bir de bireysel diye bir şey tanımlıyoruz. Ama bu ikisini birleştiren bakışımız ne diye bir soru var önümüzde. Çünkü farklı zihniyetlerde bu ikisini farklı birleştirebiliriz. Yani mesela otoriter zihniyette baktığımız zaman kamusal olan kesinlikle bireyselin üstündedir. Ama relativist şekilde bakarsanız da bireysel olan kamusaldan daha öndedir. Bir kere ideolojik olarak ya da işte normatif olarak. Ben eğer demokrat olarak bakacaksak, demokrat zihniyetine baktığım zaman bunların eş düzeyli olduğunu ve ancak birbirini besledikleri ölçüde ikisinde var olabileceğini düşünüyorum. Yani birini unutarak diğerini yaratmamızın mümkün olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla güvenlik özgürlük ilişkisinin bir çelişki olmayıp bir alver, hani sıfır toplamlı bir oyun olmadığını düşünüyorum. Beraberce büyüyebilen, beraberce küçülebilen şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama bu düşüncem ancak demokrat zihniyet içinden bakarsam mantıklı. Başka zihniyetlere gittiğim zaman onların içinden baktığımda tamamen saçma sapan şeyler de olabilir. Böyle değil dünya diyecektir bana başka zihniyetten bakan biri. O yüzden de evrensel bir kamusal, kişisel, bireysel ilişkisi ya da güvenlik, özgürlük ilişkisi yok. Hangi zihniyetin içinden bakıyorsak ona göre birbirinden farklı güvenlik, özgürlük ilişkilerimiz var. Birincil tercihimizin dolayısıyla ben zihniyet düzleminde olduğunu düşünüyorum. Orayı geçtikten sonra onun içinden kamusalı tanımlamak, onun içinden özgürlüğü tanımlamak ya da kişiseli tanımlamak ve de toplumsalı tanımlamak vesaireyi tanımlamak ancak mümkün olabilir. Ve o zaman bizim aradığımız çözümlere doğru gitmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. O zaman var olanı değiştirmek ve bunun hani kaçınılmaz olarak beslediğimiz sistemi daha da beslemek zorunda kalma duygusundan hani uzaklaşmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yoksa eğer var olan şu andaki zihniyeti veri alıyorsak eğer,
Onun içinde mesela bir şu andaki bir ulus devlet mantığının kendi içinden bakıyorsak o zaman ister istemez kamusal olan daha ağır basıyor. Hele bizim gibi toplumlarda güvenlik ister istemez daha ağır basıyor. Ve hatta şu noktaya da geliyoruz. Özgürlüğümüzü sağlam artırmıyor olsa bile, kendimizi özgür hissetmiyor olsak bile güvenlikten fedakarlık edemiyoruz. Çünkü önce ayakta kalacağız. Çünkü önce çok katı hiyerarşik bir sistemin içinde başımıza bir şey gelmeden duracağız. Ve bu katı hiyerarşik sistem belirsizlik ifade ediyor alttaki kişiye. Esas mesele de belki bu. Yani kamusal bizden uzaklaşmış durumda aslında. Kamusalın kuralları her an değişebilir. Bunu Sovyetler'de çok açık gördük. Ve ben bilmiyor olabilirim. Dolayısıyla her an tetikteyim. Yeni olan kuralı hemen öğrenip o yeni kurala uymak durumundayım. Çünkü bir kere aksi halde zaten özgürlüğe yaklaşamıyorum bile. Yani küçücük kendi dünyamdaki özgürlüğe bile yaklaşamıyorum. O yüzden yani hani benim bakışım önce bu anlamda zihniyetin irdelenmesi, şu andaki kamusalı, şu andaki bireyselik, şu andaki güvenliği ve şu andaki özgürlüğü tanımlayan nasıl bir zihniyet? Ben bu zihniyetle devam etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Alternatif zihniyetler ne? Onların içinden baktığım zaman bu dört kavram nasıl tanımlanabilir? Ve bunların arasındaki ilişkiler nasıl olabilir? Bu tür bir ameliyeden sonra diyelim, hani zihinsel çabadan sonra bence alternatifler üretmek ve de bugünü de kendimizi de anlamak daha mümkün olur sanıyorum. Ethem Hocam çok teşekkür. Tolga tabii 00:07 oldu saat, 12'yi geçtik. Ama ben küçük bir sorum olacak. Türk halkının %60'ı aptaldır Ethem Hocam. Tabii bunu söyleyen çok aptal bir adam değil. Fakat bu laf akıllıca bir laf mı, aptalca bir laf mı? Buyurun lütfen. Ya çok akıllıca bir laf değil. Ama tabii hangi bağlamda söylenmiş falan bunlar önemli. Ama şunu da söyleyebilir o kişi. Bütün toplumların %60'ı aptaldır. Tabii şimdi burada ıskalayı nereden kestiğine bağlı. Yani aptalı akıllıyı nasıl tanımladığına bağlı vesaire. Böyle de denebilir. Yani o zaman çok daha az itiraz edersin. Ama yani mesele bu tür yani kulağa hoş gelen cümleler kurarak olacak bir mesele değil. Net olarak yani salt, aklı ölçme şansımız yok. Bugünün dünyasına hepimiz entegreyiz, hepimiz adapte oluyoruz ve bugünün dünyasındaki bir ortalama, bir vasat aklın kabaca biraz altı, biraz üzerinde dolanıyoruz. Önemli olan bu aklı nasıl kullanıyoruz? Esas mesele bu. Çünkü bu aklı kullanma biçimi o vasatı birkaç misli ileriye de götürebiliyor, birkaç misli aşağıda indirebiliyor. Yani o yüzden de %60'ımızın aptal olması gerçek bile olsa bir şey ifade etmiyor. Eğer iyi kullanabilirsek o bile yeterli. Ama onu iyi kullanamıyorsanız, %90'ımız akıllı olsa ne olur? Hepimiz kurnazlaşıyoruz. Çünkü bu aklı toplumsala dönüştüremiyoruz. O yüzden de çok son kertede yani çok akıllıca bir laf değil bence. Çünkü çok aklı çok vasat bir şeye, süflü bir noktaya sıkıştırıyor. Önemli olan bizlerin, hepimizin, senin, benim, hani onun, şunun birbirimizden ne kadar daha akıllı olduğu değil. Kurduğumuz ilişkiler bizim aklımızı ne derece sinerjiye dönüştürüyor? Esas mesele bu. Ve bu toplumsal bir soru. Dolayısıyla bir kültürel cevabı var, zihniyetsel cevabı var. O yüzden de esas mesele gene kültür ve zihniyet. Peki abi, bu kültür ve küçük bir şey daha soracağım. Yani biraz mesajlar da aldım açıkçası. Geçen sen söylemiştin galiba değil mi? Enformatik cehalet diye eski bakanın, Nabi Avcı'nın öyle bir kitabı var. Hani burada peki modern dünya bizim zihnimizi nasıl belirliyor? Burada bizi nasıl yanıltıyor ya nasıl manipüle ediyor? Hani burada Orwell yani bir bakış var. Bir de Huxley diye bir adam var. Diyor işte Orwell işte bizi karanlık bırakan bir devletten, bir distopyadan bahsedecek. Diyor bizi işte yönetebilmek, sürü haline getirmek için karanlıkla yapılacak bu diyor. Bilgisiz bırakarak.
Huxley'de üzerimize enformasyon yağarak da aslında çok ışıkta da görememe hali. İki türlü de göremiyoruz. Yani mesela biz dizi izliyoruz değil mi? Yani bize arkadan işte gak mı deniyor nedir? Gülme sesi efekti geliyor. İşte bize ne zaman güleceğimizi söylüyor dizi mesela. Ya da böyle büyük bir entity, büyük bir fabrika, büyük bir üretim atölyesi. Ya bizim yaratıcılığımızın hiçbir önemi yok. Yani biz bir tane vidayı sıkıyoruz. Yani birikimli olmamıza gerek yok. Yani bu tarz ve de hep böyle otokrat, yani endüstri de öyle, iş yaşamı da öyle, işte siyaset de öyle, toplum da öyle, organize olduğu bir yerde. Yani akıllı olmaya kimden ses geliyor? Akıllı olmaya gerek var mı Etiyan hocam, ya da buradan organize aptallık mı diyorsun Afa? Yani buradan, bu bizi sıkıştıran buradan nasıl çıkacağız? Böyle bir çağdaş yaşamında bir aptallaştırıcı bir etkisi var, ya da pop müzik, yani 3 saniyede bir dıps dıps diye vuruyor ve o sırada düşünme yani olası hale gelmiyor diye düşünüyorum ben de açıkçası. Yani bu çağ sorunlarına siz ne diyorsunuz? Buyurun lütfen. Çağ insanı daha doğrusu. Evet, bu şey olarak doğru, yani bu şeyin bombardıman, ya bilgi bombardımanı, bilginin hızla tüketilmesi, bilginin bilgi olup olmadığının irdelenmeden hani tüketilmesi, bir de yani neyin bilgi olduğu neyin bilgi olmadığı da belli değil. Teknoloji bu açıdan çok hızlı gidiyor. Bütün bu Photoshop'lar, şunlar bunlar artık öyle şeyler üretilebiliyor ki gerçekte yaşanmamış olan olaylar yaşanmışmış gibi önünüze geliyor. Söylenmemiş laflar söylenmiş gibi çok inandırıcı şekilde önünüze gelebiliyor vesaire. Bu bombardıman altında tabii ki bir tür aptallaştıran mekanizma var. Ve de bu aptallaşmadan memnun olan, bu aptallaşma içinde kendine benzeyenlerle beraber küçük kültler üretme, küçük gruplar üretme, bunların içinde yaşamaya daha hani anlamlı bulmaya eğilimli falan insanlar da var. Evet, bu şu anda bence şeyin, hani çağın diyelim, en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Yani büyük bir nüfus, karar alıcılar çok az ve bu büyük nüfusun yönetilmesi, yönlendirilmesi gerekiyor. Karar alıcılar bunun profesyonel olarak nasıl olabileceği hakkında da ellerinde büyük bir teknolojiye sahipler. Ama sırf bu da değil olay. Yani tersten de baktığımız zaman şöyle. Son dönemde en büyük paraları kazanmış, en öne çıkmış olan firmalar hangileri diye baktığımız zaman işte Microsoft, Apple, Shubo, Amazon vesaire, Google. Peki bunların farkı ne diğerlerinden? Sadece belirli bir alana girip orada hani kimsenin bulamadığı şeyleri bulmaları değil. Bunlara bakarsanız firma yapıları çok başka, farklı bir zihniyette kurgulanmış durumda. Yani ben yine bu İnsanı Anlama kitabını yazarken 8-10 sene Türkiye'deki firmalarla çalışmışlığım var, ama bir de işte beraber çalıştığım Amerikalı insanların çok geniş bir deneyimi var. Onun için bu firmaları biliyorum. Bu firmalar bayağı bugün demokrat zihniyet diyeceğimiz bir yapı içinde çalıştılar ve halen çalışıyorlar. Yani yaratıcılığı teşvik eden sistemler, hiyerarşiyi olabildiğince minimize eden sistemler, delegasyonu çok maksimize eden sistemler kurdular. İnsanların bireysel kazancıyla firma kazancını paralel hale getiren terfi ve prim mekanizmaları geliştirdiler. Ve bu sayede de çok yaratıcı oldular. Şu anda yani günümüz dünyasında artık verimlilik çok para kazandırmıyor. Çünkü herkes aynı miktarda verimli olabiliyor. Ama yaratıcılık esas parayı kazandıran şey. Ve yaratıcılık bir kültür meselesi. Bir kültürel ortamda ancak oluyor. Emir vererek yaratıcı yapamıyorsunuz insanları. O yüzden de bu kanal da açık. Onu demek istiyorum. Yani sadece insanları aptallaştıran bir büyük mekanizma yok. Hem bunu kullanan mekanizmalar var ki onlar bayağı akıllı, ama
kendi menfaatleri yönünde kullanıyorlar. Hem de bunun dışında örnek olarak alınabilecek başka sistemler ortaya çıktı. Önce iş dünyasında çıktı. Çok basit, yani apaçık. Çünkü daha çok para kazanmanın yolu buydu. Şimdi o yüzden sorumuz şu. Bu yeni zihniyeti tek tek firmalarda veya buna benzer, mesela bazı belediyelerde de gördük bunu. Bazı, hatta Amerika'da bazı polis teşkilatlarında da gördük. Yani bu yeni zihniyet dönüşümü çabalarını. Bunları şimdi siyasete taşımak mümkün mü acaba? Bunları acaba kamusal alana, kamusal alanın aktörlerine taşımak dolayısıyla da mümkün mü acaba? Şu anda dünyanın önündeki soru bence bu. Eğer huzurlu bir şekilde, sorunsuz bir şekilde, çatışmasız bir şekilde bu toplumları yönetmek istiyorsanız, çünkü sırf aptallaştırarak bunun olamayacağını da görmek gerekiyor. Bence Batı toplumları bunun farkındalar. Onun için şu andaki bu hani aptallaştırma mekanizmalarının da karşılığı olacak. Geri adım atmalarına neden olacak olan karşı tepkiler de olacak ve oluyor. Ve onlar yeni bir kültürü en azından önerecekler dünyaya. Ama her toplum kendi zihniyetiyle bağdaşık olarak bunu az alacak, çok alacak vesaire. Yani Türkiye öyle birdenbire çok hızla yararlanacak bir ülke olmayacak bunlardan. Biz gene yığınsal etkilerin altında kalmaya büyük çapta devam edeceğiz. Ama dediğim gibi eğer siyasetten başlayarak bu tür adımlar atılabilirse o zaman niye olmasın? O zaman olabilir. Çünkü mesela Türkiye'de de özellikle küçük firmalarda baktığınız zaman hiç büyük firmalara benzemeyen çok farklı zihniyette yapılanmalar ortaya çıkmaya başladı artık. Yani o insanlar Türkiye'de var. O insanlar yaşıyor. Ama kendilerine kurtarılmış bölgeler üreterek kendi işlerini yapıyorlar şu anda. Kamusallaşmıyor mesele. Eğer kamusallaşmayı becerebilirsek o zaman bir kapı açılacaktır diye düşünüyorum. Handikap şu, bu maalesef siyasetle başlıyor Türkiye gibi ülkelerde. Siyaset bunu idrak etmedikçe sıradan vatandaşlar kendiliğinden ortaya çıkıp hani Don Kişot gibi davranmıyorlar. Kendi işlerini yapmaya devam ediyorlar. Tolga, çok izinle Tolga, çok bir dakikalık bir şey. Şimdi Etienne Natchukyan'ın aldığım bir sözcükle ona bir soru sormak istiyorum. Bu özcü bakış açısı, bir saniye. Şimdi burada böyle milliyetçi sevdiğim de bir arkadaşım burada bir program yapıyordu, böyle diasporadan Kürt bir çocuk ve tabii biraz böyle cesur programlar da yapıyordu. İlk Clubhouse yeniydi ve mesela o çocuk böyle dedi ki işte bu Ermeni diasporasından para alıyor bu, eminim diye. Şimdi elinde hiçbir done yok, veri yok. Ben de o Kürt arkadaşımı tanıdığım için ben de dalga geçiyorum. Evet diyorum, 5000 euro alıyor, 500'ünü de bana gönderiyor diye. Yani burada şimdi bunu örnek verdim ama biz mesela bir solcu hastalığı da biz böyle inancımızı gerçeklik zannetmek. Yahut ideolojik seçimlerimiz var, formatımız var kafamızda ve de bir bizim dışımızda bir gerçeklik var. Bu ideolojinin insanları yahut işte bizleri bazen aptallaştırıyor. Yani mesela bu örnek verdim. Yahut dediğim gibi belki bir anlamda solcu aslında, çünkü solcular işte dünyayı açıklamıştır, bildir, her türlü ilişkileriyle biz biliriz zaten. Etin hocam, buna ne diyorsunuz? Yani böyle kafamızdaki Matrix'in formatın bizi aptallığa doğru sürüklemesini siz ne dersiniz? Bu özcü bakış açısı diyorsunuz. Bunu yani konuştuk Afo. Yani şeyde, tabii bunu sorduk kendisine. Kendisi de cevap verdi zaten. İdeolojilerin bu sezgisel hareket, rasyonete belki dinlemeyenler vardı Tolga. Belki kısaca cevaplarsa. o zaman linki tutarız. Eyvallah, onu koyalım. Evet, doğru. Etiyan Bey, çünkü biz 12'ye kadar kendisinden izin aldık. Sağ olsun, o da yani nefesi yani yetiyor. Yani ve ben tabii hayret ediyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Uzun uzun cevap veriyor. Ben kendisine söyledim, yani bu kadar uzatmadan hani cevaplar verebilirsiniz, ama bu da bir şey, yani aydın ahlakı,
Dolayısıyla önce kendisi tatmin olması lazım ki herhalde öyle düşünüyorum. Düşündüğünü zannediyorum. Bence burada şey yapalım, bitirelim. Çünkü Ethem Bey'in bildiğim kadarıyla yarın da bir programı var. Dolayısıyla yani saat 8.30'dan beri bizimle birlikte yaklaşık 4 saat oldu. Ben teşekkür ediyorum Ethem Bey. Baha, sen son bir şey söyleyecek sözün varsa Ethem Bey'i biz şey yapalım, uğurlayalım. Bir ilanımız olacak katılımcılara da, onu da ilan edeceğim. Ethem Bey'i uğurladıktan sonra. Baha? Ben de teşekkür ediyorum Ethem Bey'e. Sağ olsun, aşağı yukarı dediğin gibi 4 saattir bizimle birlikte. Müthiş bir enerji ve müthiş bir asabiyet sergiledi. Şükranlarımı sunuyorum. Afo, sana da çok teşekkür ediyorum. Harikulade bir oturum yönettin. Ağzına fikrine sağlık. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim. Cevaplar uzun olduğu zaman düşünmeye devam ettiğim için, niye düşünmeye devam ediyorum? Çünkü sorular güzel oluyor. Yani sorular düşünmeyi teşvik ettiği ölçüde benim cevaplarım da daha uzun oluyor. Eyvallah. Ben teşekkür ederim efendim. Size hayırlı geceler diliyorum. Bir ay sonra tekrar burada buluşmak üzere Ethem Bey. Hayırlı geceler. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere Ethem Bey.